Hepinize iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Yeni sezon, ee, yeni sezonun ilk programı. Ee, bugün ayın kaçı ya? Hayırlı olsun tebrikler. 29 derken. Ağustos değil mi? Evet. Birazdan yarın 30 Ağustos. Şimdiden Zafer Bayramı kutlu olsun herkese. <laughs> ee, Zafer Şahin burada. Merhaba Zafer Şahin. Merhaba. Hakan Bayrakçı, Zeki Çetin. Ankara'da İsmet Özçelik var. Hemen İsmet Bey'e de bir merhaba diyelim. Merhaba İsmet Bey, hoş geldiniz. İyi yayın. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi gündemde çok konu var. Ee, bir defa bir siyasette bir takım tartışma konuları var. Kılıçdaroğlu'nun köstebeği kim şeklinde. Ee, bugün az önce Abdullah Gül bir video yayınladı. Onu konuşacağız. Nedir video içeriğinde ne var ne yok ona bakacağız. Erken seçim tartışması. Gülşen tahliye oldu. Tutukluluk kararı. Bugün tutukluluğun ev hapsine çevrilmesine karar verildi. Yeni gelişme bu. Bunları konuşacağız. Şimdi Önce e, ya yaş iktidarla mu, ana muhalefet arasında şöyle bir tartışma konusu var. E, Cumhuriyet Halk Partisi tarafı yani ana muhalefet tarafı diyor ki Kılıçdaroğlu söylüyor iktidar yapıyor diyor. Yani Kılıçdaroğlu bir konuyu gündeme getiriyor. Pat iktidar hemen o konuyu yapıyor. Bu CHP'nin yaklaşımı. Bir de iktidarın yaklaşımı var. Onlar da diyorlar ki, ya Kılıçdaroğlu bir yerlerden haber alıyor, bizim zaten yapacağımız işi sanki kendisi bulmuş gibi ortaya koyuyor. Bir köstebek var ee, diyorlar. İşte o köstebekten haberi alıyor ve ee, ortaya koyuyor. Ondan sonra da biz söyledik, onlar yaptı oluyor. Böyle bir tartışma var iktidarla muhalefet arasında. En son Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i vardı. O var mı? Bir bakabilir miyiz ona? Şöyle bir tweet. Yani Yeni Şafak gazetesi, Bay Kemal'in köstebeği kim diye bir manşet yapmış. E, <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu da o manşeti e, sosyal medyada paylaşıp diyor ki, EYT'yi çözün sonra ağlıyorsunuz. Gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz. Böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu önden önlem alıp çözüm çözün. Ağlak bir sarayda hiç çekilmiyor. Yani Kemal Bey demek istiyor ki e, bu bu manşet maksatlı bir manşet diyor. E, böyle köstebek möstebek yok diyor yani. Ben söylüyorum siz yapıyorsunuz diyor değil mi demek <laughs> istiyor yani. Onur, yanlış şu anlattın mı tam Zafer Şahin? Evet, güzel anlattınız. Olay bu yani, tamam. Şimdi Zafer Şahinle başlayalım. Ne diyorsunuz bu köstebek polemiğine? Baya benim de ilgimi çekiyor. Bakıyorum köstebek mi var yok mu? Yani gerçekten iktidar içinde, e, iktidar kanadında yani Ak Parti içinde ya da bakan var bakanlıklar falan düzeyinde birileri mi var Kemal Kılıçdaroğlu'na ya işte yarın bu iktidar falanca sorunu çözeceğini açıklayacak aman sen hemen önden bir şey söyle sanki sen söyledin de iktidar çözmüş gibi olsun diyen böyle bir köstebek olabilir mi? Esrarengiz bir olay olabilir mi işin içinde? Ya aslında esrarengiz hiçbir şey yok çünkü bunu zaten Kemal Bey kendisi de ifade etmişti kendisine ee, bürokrasiden özellikle dosyalar geldiğini yani bunu Ha, bürokrasiden mi geliyor? Tabi e, tabii tabii. Yani iktidar içinde değil de bürokrasi içerisinde olabilir. Bir, bir de ikincisi Ahmet Bey bizde son dönemde şöyle bir hastalık ortaya çıktı özellikle medyada. Adam eski siyasetçi, eski bakan, eski milletvekili AK Parti'de bir dönem görev yapmış. AK Parti'den ayrılalı belki 10 sene olmuş. Belki 5 sene olmuş, belki 2 sene olmuş ama 3 yıldır zaten gönül olarak Kemal Bey'le Meral Hanım'la beraber hatta yavaş yavaş geçiyorlar. Şimdi bunlar bir şey söylüyor. Bunları biz medyada şu başlıkla okuyoruz. Eski AKP'liden şok açıklama. İşte biliyor musunuz oyleyken böyle oldu gibi. Şimdi bu eski bakanların, eski milletvekillerinin illaki bürokraside tanıdıkları isimler vardır. Ve o isimler de Kemal Bey'in hatırlarsınız bürokratları bir tehdidi vardı geçen yıl bu yılın başlarında. O günden beri böyle bir şey var. Hani bürokrasiden dosya gitmesi. Bunlar son derece normal. Bir dakika. Şimdi bürok, yani bürokrasiden genelde hani bizim bekledi, beklenen dosya gitmesi prensip olarak, genel olarak söylüyorum daha çok böyle yolsuzluk, usulsüzlük dosyaları gider. Şimdi bürokrasi şöyle bir bilgimi götürüyor diyelim ki Kemal Bey'e. Ya bunlar yarın EYT sorununu çözeceklerine çıkacaklar. Sen daha erken davran. Evet, şimdi o da olabilir. Aslında birçok şey de gözümüzün önünde oluyor. Bakın ben size iki tane somut örnek vereyim. Hatta ben bunu yazdığım için tarih de aklımda. 20 Mart günü, 20 Mart 2022'de bakan Nurettin Nebati Urfa'da bir konuşma yapıyor. Hatta videosu da var. Diyor ki çiftçiye diyor buraya kuracağımız diyor yenilenebilir enerji kaynaklarıyla diyor güneş enerjisi panelleriyle diyor çiftçiye elektriği bedava vereceğiz diyor. Bir ay sonra Kemal Bey Urfa'ya gidiyor. Diyor ki ya diyor bunları diyor hiç diyor bunları düşünmüyorlar diyor. Biz diyor size diyor güneş enerjisi panelleriyle bedava elektrik vereceğiz diyor. Mesela böyle açık kaynaklarda olanlar da var. Bir de bu KYK borçlarının mesela silinmesi olayında olduğu gibi ben isim vermeyeceğim bir üst düzey yetkiliyle bu konu üzerine konuştum. Bir cuma günüydü. Pazar akşamı mesela Kemal Bey böyle bir açıklama yaptı yanlış hatırlamıyorsam ya da bir gün sonra böyle bir açıklama yaptı. Yani bir iki haftadır devam eden bir çalışma var. KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili Kemal Bey bunu haber aldı ve e, açıklama yaptı. Ha Kemal Bey bunun için eleştirebilir miyiz? Eleştiremeyiz. Doğrusunu yapıyor. Ya yok ben e, siyaset şey... yapıyor. bir defa şöyle bir şey var. Bak mesela diyor ki bir bir, getir, bir getirsene bu bu manşet değildi de bir bir öncekini. Şimdi <laughs> ben mesela ne diyor burada? EYT'yi çözün. E zaten EYT konusunda zaten çözülecek. E, Bakan Vedat Bilgin e, canlı yayında açıklamalar yaptı. Ben size buradan söyleyeyim. EYT bir, bir yeni dakika. yılın ilk ayı içerisinde Yeni yılın yeni yılın ilk ayı içinde EYT çözüldüğünde Kemal Bey ben dedim bunlar çözüldü mü diyecek. E, öyle diyecek. Çünkü EYT meselesini uzun zamandır zaten ya şimdi EYT bir lobi yani şimdi ya çok o, fazla insan var, bütün siyasi partilere gidiyorlar. Her gün EYT sorunu çözülecek, çalışıyoruz diye Vedat Bilgin açıklama yapmıyor evet, bakan? Evet, her gün? Evet. evet. Ya yani Bu konu evet. çözüleceği artık davul uzunlarıyla... Ama Bu çağın ruhunu ıskalıyorsunuz. Ne diyorlar bu çağ için? Algıyı yöneten, olguyu yönetiyor. Ya bütün bunlar bir algı çalışması. Algı. Peki şimdi öğretmen sorunu diyor. Ne diyor? Öğretmenler konusunda da o ne demek? Öğretmenlerin girdiği bir e, sınav ha, var. Sınav o öğretmenler konuyu öğretmenler diyor. Ona, Onu... de, ya hazır yeri gelmişken bu ücretli öğretmenlerin de çok ciddi talepleri var. Onu da ben buradan dile getirmiş olayım. Öğretmenler konusunda sıkıntı baya var. Konuşulan çok fazla ah. şey var. Zeki Bey merhaba. Merhabalar. Ne diyorsunuz bu köstebek içine? Ya Zafer Bey'e bugüne kadar hiç katılmadım. Çok katılmak isterdim ama Hani bir ortak konsersusta bir buluşalım, ortak bir görüş açıklayalım. Ama katılamıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey Ahmet Bey, bu kredi yurtları kurumuna ait kredilerle başlayalım. Bu bugünün sorunu değil ki. Bu iktidar 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. 20 yılın sorunu bu. 20 yılın yani iktidar dönemindeki sorun olarak söylüyorum. Ondan önceki iktidarlar içinde sorundu bu KYK konusu. Hepimiz o süreci geçtik. Şimdi ben şöyle bir taradım Kemal Bey'in açıklamalarını. 2020, 29 Ekim 2020'de Cumhuriyet'in 97. yılı yıl dönümünde gençlerle bir konferansı var. O konuşmaları, tabeleri inceledim. Orada gençlerin sorularının %90'ı kredi kurumlarına olan borçların faizlerinin çok yüksek olduğunu, bir iş bulamadıklarını, bulamadıkları gibi de bu borçları ödeyemediğiyle ilgili 10-15 tane öğrencinin sorusu var. Şimdi onları inceledim. Kemal Bey'in cevabı şu: diyor ki biz geldiğimizde bir sizlere iş vereceğiz, devlet kurumlarında iş vereceğiz, iş imkanı sağlayacağız. İki Faizlerinizi sileceğiz diyor. şey mi diyor? Bütün gençleri Kemal devlete diyor. mi alacağız diyor? Bütün gençleri devlete mi alacağız diyor? Öyle mi? Ya yok. Devlet kurumlarında da iş veriyor. Biz iş ihtiyacı ya. olanları. Ha. E, mesela e, adam öğretmen olmak istiyor, olamıyor işte. Sokakta isyanlar var biliyorsunuz. Hmm. İş imkanı sunacağız gençlerimize. Bu özel olur, kamu olur. Yani her üniversite mezunu olan gidip devlette memur olmak istemiyor. Ki. Siz öyle söylediniz de biz devlette iş vereceğiz dedi dediniz de o yüzden söylüyorum. E, yani devlete müracaat edenlere işsizliği çözmek adına liyakata göre iş alacağız. Alım sağlayacağız e, bu öğrenciler için. Evet diyor. öyle diyor. Önce diyor. iş sahibi evet, yapacağız evet. ki sen ondan sonra paranı kazanıp ödeyebilesin. Şimdi e, ikincisinde diyor ki faizlerinizi sileceğiz. Ama ana parayı da diyor silmek doğru değildir bunu diyor. Bunu dedikten sonra mı hükümet bu işi yapıyor? Şimdi hükümet ne zaman çalışmaya başlamış? Ben Zafer Bey'e sor sorayım bu soruyu. Ben hani... Ee, bu işi çözmek için Zafer Bey ne zaman adım atmaya başlamış? Moderatör Ahmet Bey soruları o soruyor. Siz biliyorsanız Yok, tarihi söyleyin. ona göre diye devam ediyorum. Hani birlikte bir şey olur diye yani diyorum. Şey ee, bu 2020'de Kemal Bey'in açıklaması. Hükümetin şimdi eee ilgili açıklaması bu dönem içindir. Ama yani ya şö bunu, şöyle bir korelasyon kurulabilir mi? Kemal Bey söyledi, hükümet yaptı. Kemal Bey bunu 2020 yılında açıkladı. Böyle bir sorunu da. çözün dedi. Evet 2020 yılında. Çözü çözün dedi. Hükümet de 2022'de çözdü. Hayır. Hükümet Kemal Bey'in o beyanına göre değil. Kemal e, muhtemelen hükümet de e, bu ülkede sorunları e, araştırıyordur. Çünkü iktidarda kalabilmenin bir yolu da temel sorunları tespit etmektir. Tabii. Kendi uygulamalarında iç denetim yoluyla eksiklerini bulmaktır. Muhtemelen böyledir. E, e, EYT konusuna gelince EYT 1999'da <laughs> E, ...4447 sayılı yasayla e, koalisyon döneminde çıkmış bir e, ya, kanundu. EYT konusunun detayları önemli değil. O şu, da aynı tartışıla gelen bir konuydu. Zeki Bey evet. tartışma konusu şu. Kemal Bey söylüyor, hükümet yapıyor şeklinde bir yaklaşım. Sizce doğru bir yaklaşım mı değil mi? Mevzu bence, bu. Bence o doğru değil ama şu da doğru değil. Kemal Bey hükümetin yapmak istediklerini köstebekler yoluyla elde ediyor... Ve bunu açıklıyor. Bu da doğru değil. İkisi Çünkü de bunlar, doğru değil. İkisi de değil. Çünkü bunlar ülkenin temel sorunları. Doğrusu şu. Muhalefet bu sorunları dile getiriyor. Evet. Hükümet de zaten yapıyor, yapmak yapıyor. ister. Ya, yapabileceği yani... kadarını yapıyordur. Yapmayacağını da e, milletine hesap verecektir. Bravo. Sağduyunun sesi. Çok güzel özetlediniz. Ama objektif edelim. tanım bu. Bir tane konuyu daha değinim. Belki söz hakkı gelir mi o konuyla ilgili. Mesela icrafı konusu. Ya ne bu, konusu? İcra affı. Yani... Bu en özellikle son, Gürsel En, en, Tekin en tabii, son, en son. Gürsel Tekin yıllardır, takip ettiğim bir dostum, abim, arkadaşımız, yıllardır bu konuya değiniyor Allah için. Yani ama, ama sicil lafı gelsin. Orada şöyle bir sorun var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu akşam çıkıyor, diyor ki, ödemeyin kardeşim, biz iktidara gelince bu işleri halledeceğiz diyor. Tak diye o gece açıklama yapılıyor. Oradaki... <laughs> Evet. Bir bağlantı kurulabilir mi orada? Ya orada iyi niyetli bakarsak. Orada bir bağlantı kurulamaz çünkü Bakın. o teknik bir mesele ve onun altyapısının oluşturulması için yaklaşık 2 <laughs> ay süren bir çalışma yapılıyor. Evet. Yıllardır hükümetin de dile yani o gece de. yapılacak şey ama Ahmet şunu kastediyor. O bağlantıyı şunu kastediyor. Ha bilgi gelmiş. E tabii, bilgi gelmiş. Anlamında. Bilgi gelmiş resmi gazetede bu yayınlanacak bu gece. Kemal Bey çıkıyor ön alıyor. Şu var aslında. aslında Gündem... Köstebek orada devreye giriyor. Kendisi açısından aynen. doğrusunu yapıyor. Onu Yine sordu. Onu sordu. Gündem aynen, tartışılan aynen. konular bunlar son süreçte. O e, KYK'larla ilgili konu öğrenciler arasında o dönemde şundan iki ay önce falan. KYK tamam da bu, bu şey konusu. E, i̇cra. i̇cra affı konusu. Bu hükümetin de yıllardır gündeminde olan bir şey. Ama bir o gece vergi affı geldi. O gece olması çok büyük tesadüf <laughs> olamaz yani çok şaşırtıcı. E, Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, e, diyor ki ödemeyin. Ben iktidara gelince bu işleri halledeceğim diyor. Tak o gece. E, Nebati de şey dedi galiba değil mi? Yani rol, çalıyorsun, rol Şimdi, çalıyor. Rol çalıyor dedi yani. şöyle evet. bir şey şöyle açıklamaya çalışayım. Biz mali müşavirler genelde çıkacak kanunlardan sezgimiz Abi. olur, haberimiz olur. Bak şunla ilgili bir indirim gelecek. Şunla evet, ilgili bir evet. af gelecek. Bu bürokrasi içinde yani devlet Tabii içinde canım. çok sağ, Bizim sağlanan. Sağlanan özel sektör. Köstebek. Çok sağlanan bir şey gerek değil. yok. Diyorsun. Gerek yok. Yani, yani devletin anladım. açık olan konular bunlar Ahmet Bey. Ha güvenlik olur, gizli sır olur. Ha şu nit, da var, Zeki Bey e gibi bir şey olur. Ya burada köstebek var mı der insan bir paronaya düşer değil mi? Bu, bu bilinir bu. yani diyorsunuz. Evet. Bu. Ee, şöyle bürokraside şöyle tipler var, şöyle adamlar var. Onlar olası bir iktidar değişikliğini moda tabirle satın alıp yeni gelmeye en yakın partiye Bugünden bir var, anlamaya, var. Ya, yok var, bu Kemal Bey bu dünyada çalışan... ya sakin, sakin ol. Kemal Bey kimse bir şey demedi. Hayır, sakin olun. Kemal Bey de hayır, bu hayır, dünyada yaşıyor. Var, Oğlum, var. Biz de bu dünyada yaşıyoruz. Ben bak bir, şimdi sizin yüzünüzden mecburen baştan alacağım. Alın buyurun. Olası bir iktidar değişikliğini satın alıp ya bunlardan sonra bunların yerine gelmesi en muhtemel aday parti budur deyip orayı bugünden revize etmeye çalışan, oraya yanlamaya çalışan bir bürokrat tipi de vardır. Her dönemin adamı denir bunlara. Her dönemin adamları bir takım e, bilgileri bir yerlere fısıldayabilirler. Peki, mesela bu bir ke Ankara realitesidir. Yani, Anladım. Peki, mesela e, Allah'tan bir CHP bürokrat, değil. Bürokrat, bir bürokrat Ya bu gece resmi gazetede şöyle bir şey çıkacak Kemal Bey. Siz ön alın şunu bir fısıldayın. Eder, eder. Şimdi Kemal Bey, bakın bu devlette Bağkur genel müdürlüğü, SSK genel müdürlüğü yapmış. 10 küsür yıl CHP milletvekilliği yapmış, kit komisyonunda çalışmış, plan bütçede çalışmış. Yani ister istemez bir ilişki ağı vardır. E Kemal Bey'in yakın ekibinden Bülent Kuşoğlu yine mesela o da şeydedir, bürokraside çalışmıştır. E, bu insanlar e, Faik Öztürk yıllarca hazinede çalışmış. Sanki, e, tamam. nasıl olduğuna peki bakmayalım. bu suç mu ya? E, suç değil. Özür dilerim suç Ahmet Bey. De, sanki Amerika yeni keşfediyoruz. Ya resmi gazete yayınlanacak bir genelgenin, bir tebliğin ya da bir kanunun en son aşamasıdır. Bir şeyler olmuş, bitmiş. Artık ilan edilmesi esastır. Yani orada gizlilik kalmamıştır ilan. burada asıl mesele ortaya çıkan çıplak Doğru. Ya... As biraz hak veriyorum size. Yani diyorsunuz ki o resmi gazetenin yayınlanması aşamasına gelinceye kadar gizli of. saklı tutulmaz ki devlet sırrı gibi. Tabii tabii. Bir sonra bit. Buradaki çıplak ilandır ortaya ilandır çıkan artık. gerçek aslında nedir biliyor musunuz? Şöyle hani artık. yıllarca AKP kadrolaştı. AKP bütün devleti ele geçirdi. Şehir efsanesi var ya işte onun doğru olmadığının ispatıdır bu. Yani bu bürokrasiden muhalefete böyle dosyalar, fısıltılar gidiyorsa demek ki tırnak içerisinde AKP söylendiği gibi Siz emin misiniz? kadrolaşma kadrolaşma olmuyor, yapamamıştır. iktidarlar döneminde kadrolaşma zafer yapsaydı yayın. bugün bunu konuşuyor olmazdık. döneminde oluyor. Yani mi, evet insanı? genel kabul görmüş bir şey. kesin bir kadrolaşma olmuş olsaydı bütün bugün bunu konuşuyor olmazdı. Ben size, AK Parti'de bu kadrolaşmayı babalar gibi yapmıştır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir ortam var ki mesela ben incelerim tek tek nereden işte ne mesaj gelmiş bakarım. Şu an mesela kamuda özellikle üniversitelerde falan size oluyor mu ya da e, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Mesela bana anormal saldırılar görüyorum. Adama bakıyorum kim bu adam? Bilmem ne üniversitesinde profesör, bilmem ne üniversitesinde doçent. Ya diyorum memleketin geldiği demokrasi seviyesine bak. Hani sözde memlekete diktatörlük var ya. Adam aleni açık açık devlet memuru ama seni iktidar üzerinden böyle çok kallavi cümlelerle eleştirebiliyor. Bu güzel bir şey. Demokrasinin geldiği noktasından güzel Biz, bir şey. Zeki Bey'in iddia ettiği tarzda bir kadrolaşmanın bir, da bir, bir olmadığının başka var yine bir göstergesi. Size, Zafer Beyciğim bir itirazım var şöyle. Bürokrasiyi ikiye ayırmak lazım. Bir çalışan grup, bir yöneten grup. Çalışan gruba genelde kimse hmm. fazla dokunmaz ama üst düzey yönetimi Değiştirmek kadrolaşmaktır. Bunu da AK Parti yapmadı derseniz gerçekle uyuşmazsınız. Ya Hiçbir iktidar şey yapmadı zaten. derseniz ya AK ya, Parti'ye mahletmeyelim. Evet. Değil mi Hakan Bey? olan bir şey. AK Partililer dışında hiç kimse bürokraside bir yere gelemedi. Ya, Türk Kamu Hava Yolları Kurumu'nun, işi. Yani beni bu bağışlasınlar, başkanı, yönetim kurulu başkanı AK Parti döneminde değişmedi diyemezsiniz. E değişti tabii canım. Kadrolaşmadır. Örneğin Yalnız diyorum. örneğin sürü... Beni affetsinler lütfen. Örneğin diyorum. Yani yönetim düzeyinde rektörler AK Parti döneminde değişmiyor dersek yanlış olur. E tabii belediye Ama... şirketleri mesela değişmedi dersek yalan olur. yanlış olur. Yalan olur. Yanlış olur. 40-50 <laughs> bin kişi kapının önüne kondu. Ya, yerine bir 40-50 bin kişi Niçin alınmadı dersek. Niçin taraf dersen, oluyorsunuz? Siz yalan de benim gibi objektif düşünün. İşte objektif düşünüyorum, objektif konuşuyorum. İsmet Bey, siz ne diyorsunuz? Oluyor. Bu oluyordur. köstebek Olmaz polemiğine. Olmaz olur mu? Şimdi... Ee, Ankara'da gazeteciler genellikle bu tür dönemlerde e, bilgi dosya bombardımanına tutulur. Yani nasıl tutulur? Eğer iktidarda da belli bir Hani sıkıntı varsa belki değişecek beklentisi öne çıkıyorsa e, hemen hemen her seçim döneminde gazetecilere çok sayıda dosya gelir. Ve e, bu bazen hani biz gazeteciler baş edemeyiz öyle kalın dosyalar gelir ki çalışmak lazım zamanımız falan olmazdı eskiden. Yani böyle bir dönem vardı. Ben bürokraside de çalıştım. E, sızmalar hep olur. Fakat bu, bu olay biraz daha farklı bir olay. Yani bu klasiktir o yöntem bir tarafı dosya olması. Fakat örneğin e, bazı belgeler ve diyelim ki bir suç örgütü liderinin e, sosyal medyada paylaştığı bazı belgeler var ki bunlara devlet içinden birisinin yardımcı olmaması düşünülemez. Yani Onları devlet içinden birileri bilebilir. Başkası bilmez. Bu nedenle o tür dosyalar gelir. Fakat benim asıl önemsediğim e, sözün ettiğiniz konuda başka bir şey. Şimdi o da nedir? Biz e, uzun süredir yayın da yaptık bu konuda. E, bürokrasinin üst düzeyinde FETÖ'cüler kendilerini korumaya başa başardılar diye uyarıyoruz. Üniversitelerde <laughs> ciddi sıkıntılar var diye uyarıyoruz. Efendim e, birçok birimde ee, yeni dönemle beraber bir takım gelişmeler oldu. Ne oldu bu? Ee, araştırıyoruz nereden geldi diye. Mesela Pensilvanya'dan Türkiye'deki şu anda durumunu koruyan bürokratlara aktifleşin diye talimatlar geldiğini öğrendik. Yani artık aktifleşin. Seçime yönelik aktifleşin diye. Hatta bazıları ayak sürmeye başlayınca üst düzeyde e, dediklerimizi yapın. Aksi halde sizi deşifre ederiz. Tehditleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. Ben e, bu son dönemde yaşanan bu tür olayların bu tür talimatların bir parçası olduğunu düşünüyorum. E, Zafer Bey de biraz önce söyledi. Yani e, bu kişiler şu anda önümüzdeki dönemi satın almaya çalışıyorlar. Yani nasıl satın almaya? Şimdi hemen harekete geçiyorlar ve kendi durumlarını konsolide etmek. Yani ileride bak, biz size bu kadar yardım yaptık diye bunların yöntemi. Her dönemde yaşanır ama bu dönemde biraz daha farklı. Bunda en çok ne de etkili oldu? Bana göre bu KHK tartışmaları, KHK'ya af meselesi, şu busu, bu tür işler de etkili oldu. Yani onlar da bürokrasi içerisinde bilgi sızmayı teşvik eder ya, bir hale geldi. Ama İsmet Bey, ya, bu e, Zeki sanmış. Bey diyor ki, ya diyor bu Kemal hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun takım konuları hükümetin at, atacağı adımlardan hemen önce dile getirmesi gayet doğal bir şeydir. Bunun için bir köstebeğe ihtiyaç yok. Zaten ortada, sorun ortada. Hükümetin o konuda adım atması da beklenir. Kemal Kılıçdaroğlu da ana muhalefet lideridir. Bunu dile getiriyor. Yani bir denk düşme ee, diye izah etti. Ya, Bak, yanılıyor muyum Zeki Bey? Böyle doğru söylüyorsunuz. Evet. Ne, diyorsunuz buna İsmet bu, Bey? Şunu da ilave Bu tür Buyurun. çalışmaların gazete ilanı, var. Şey açığa çıkmasının evet. bir ilanıdır. Ne? Gazete resmi ilanı, gazetedeki. Resmi yani, gazetedeki bu tür ilan, işler her şey olmuş bitmiş açıklanmış artık ilan ediliyor anlamına gelir. Evet, Herkes İsmet biliyor Bey. demektir İsmet Bey. Siz de bürokratlık yaptığınızı biliyorsunuz. Bey yaptığımı yalnız bu işlerin şöyle bir çalışması vardır. Mesela Bakın geçtiğimiz günlerde bir ÖTV tartışması oldu. ÖTV affı, araç almayın tartışması oldu. E, hatta biz de yayındaydık galiba değil mi e, Zafer Bey? Biz de yayındaydık. Siz var mıydınız bilmiyorum. Yani bir canlı yayın sırasında e, Kemal Bey'in saat 10'da bir paylaşım yapacağı duyuruldu. Herkes merakla bekliyor ne yapacak diye. E, o meşhur ÖTV'de araç almayın, biz gelince ÖTV'yi kaldıracağız e, açıklaması geldi. Şimdi... Aynı gece resmi gazetede e, Cumhurbaşkanına ÖTV konusunda yetki veren bir kararname e, yani bir yayınlandığını öğreniyoruz. Yani o çıkacakmış meğer. Şimdi çakıştı. Sonra Maliye Bakanı'ydı yanılmıyorsam. Eee eğer yanlış söylüyorsam düzeltin. Zafer Bey siz herhalde konuyu biliyordunuz. E, Maliye Bakanı dedi ki ya biz bu şeyi kısmaya çalışıyoruz. Özellikle araç lüks e, araç alımını kısmaya çalışıyoruz ve bunun için ÖTV'nin yükseltilmesini e, gündeme getirmiştik. Bunları konuşmuştuk. Ee, hani biraz e, dövize ihtiyacı azaltalım. Çünkü e, araçlarda biliyorsunuz e, ithal katkı oranı epeyce yüksek. Hatta bir de ithal araçlar var satılan araçların içinde önemli bir kesim. Bunları yükseltirsek hani biraz daha döviz ihtiyacını durdururuz diye düşünüyorduk dedi. E, fakat Kılıçdaroğlu açıklayınca almayın deyince gerçekten de yani satışlar önemli ölçüde durdu o süre içerisinde, hemen ertesinde. Yani bu kadar tesadüf olur mu? Veyahut da böyle şeyler niye apar topar duyurulur? Şey gece saat 10'da bir şeyle duyurulur ve gece saat 12'de çıkacak olan resmi gazetede bunlar yine yayınlanır. Yani o zaman insanın aklına başka bir şey geliyor. Yani ya sızabilir, Bu muhalefet her zaman içeriden bilgi almaya çalışır. Bu da muhalefetin bir yöntemidir. Ancak burada mesela bunlar, bu tür işler hiç önemli değil. Ama başka e, şeyler, başka yerlere sızıyorsa işte orası tehlikelidir. Yani Zeki Bey bir şey söylüyor. Yerleri... Bu ülkenin vatandaşı evet. olarak hayretler içindeyim. Sizin gerçeği sakladığınızı Niye? düşünüyorum. E, İsmet Bey, gerçekleri konuşmuyorsunuz. Kusura bakmayın. Niye? Gerçekleri konuşmuyorsunuz. Bakınız. Ne dedik eskiden... ya? Eskiden anlatacağım. Şimdi eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığına yetki vermeden önce kararname yetkisi bütün kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmeden teklif edilir. Teklifler komisyonlara gider, tartışılır. Oradan meclise gelir, meclisten geçer. En son Cumhurbaşkanlığı onaya giderdi. Cumhurbaşkanı red ya da kabul eder. Kabul ederse gazeteye ilan verirdi. Bu devletin işleyişiyle ilgili çıkacak bütün genelgeler, e, yöne, pardon yönetmelikler, tüzükler, kanunlar da herkese açık bir biçimde ilan edilir ve herkes de bu çalışmanın içindeydi. Şimdi bu yeni sistemde e, cumhurbaşkanlığı ve hükümet, e, devlet yok burada, hükümet, kararlar çıkaracaksa, genelgeler çıkaracaksa, ya bunun da, Gizli saklı bir şey yok. Siz bu ifadenizle Cumhuriyet Halk Partisi'ni neredeyse ajan parti yapmaya çalışıyorsunuz. İtirazım buna. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Yani devletin işleyişiyle ilgili ya keşke hükümet kalksa dese ki İsmet Bey evet biz şu ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak 1.6 1.600 motor ve altındaki araçlar orta sınıf ve düşük gelir düzeyler kullanacağı için yüzde yirmiye indiriyoruz dese ne kadar güzel bir şey olur. İsmet Bey. Yani bunu da bunu da CHP'nin istemesi Şimdi bakın. ya da bu duyumlarla yola çıkması. Yani bakın anlatmak istediğim paranoya şu sizin içinde içinde bulunduğunuz. Ya sanki devletin milli istihbarat sırıymış gibi algılıyorsunuz. Ya bu mecliste bu mevzuatlar tartışıla tartışıla gelir. Siz bürokratsınız. Hatta Mesela KDV Gelir Müdürlüğü bir değişiklik yaparsa bunu türmopatla görüşüyor. Bir, bir cevap versin. Tabii tabii. İlgili kurumlarla görüşür. Bunun gizlisi Z Zeki, yok. Onu anlatmak istiyorum. Zeki Zaten Bey ben ben devlette çalıştım. Bürokraside çalıştım. Biraz devletin sistemini de biliyorum. Bildiğim için evet, söylüyorum En azından. Çalıştığımdan az biliyorum. Az da olsa biliyorum diyeyim. Yok yok çok iyi evet. biliyorsunuz. Yani o nedenle bu tür mese mesele o değil. Bakın mesele şu. Mesele eğer o gece örneğin bu ÖTV noktasında bir karar alınacaksa resmi gazetede yayınlanacaksa fakat bu eş zamanlı saat 7-8 gibi bir e, paylaşım yapılıp eğer onda açıklama yapılacak deniyorsa ve bu da ÖTV araçlarda ÖTV ile ilgiliyse yani bu kadar tesadüf olmaz. Bir tesadüf Ben bunu değil. böyle bir şey içinde söylemiyorum. Bir cevap verme şansın var mı? Karşılıklı gidelim yani, İsmet Bey. Siz yani bu tür, bu tür, bu tür. CHP'nin 2018 mesela, seçim bildirgesini şey okursanız söylüyorum. vergi reformu içinde bunların hepsi var. Zeki Bey bunlar olabilir bakın bunlar olur. Bunu mesela bir gün önce yaparsınız, sabah yaparsınız, bir gün sonra yaparsınız bunlar olur diyorum. Ama tartışılan konu işte köstebek tartışmasının ortaya çıkma nedeni de, bu diye onu söylüyorum. Siz böyle yani, konuşursanız köstebek meselesini meselesinde artık olan konuşamayacak duruma geliriz. Buna kösterek meselesi. Dersiniz, resmi gazeteye gece 12'de yayınlanacaksa, bakın e, resmi gazetede gece 12'de yayınlanacak olan bir şeyi e, bir anlamda öğrenip de ondan önce ben ön alayım diye, e, bakın mücadele seçim satına girdik. Herkes birbirinin elindeki kozları almaya çalışır. Bu da siyasette normal bir olaydır. Herkes yapar bunu. Dün de yaptılar, bugün de yaparlar, yarın da yapacaklar. E Neyi tartışıyoruz o zaman? Yani tartışılacak e, konu yani değil bu. İsmet Bey. önceden alıp bakın burada burada başka şeyler de yani şimdi hani dediniz ya bir Kılıçdaroğlu söylüyor hükümet yapıyor. Ya öyle bir şey bir demiyorum bir ben bunu, bunu, bunu bunu kamuoyunda ben sizin için bir şey. Tartışmayı tartışma bu şekilde seyrettiği için diyorum. Yani burada bilgiler bir yerlerden alınıyor veyahut da söyleniyor. Bunun içinde diyorum ki son dönemlerde özellikle bürokrasi FETÖ temizliği konusunda özellikle üst düzeyde FETÖ temizliği konusunda ciddi kaygılar var. Bu kaygılar e, dillendiriliyor. Uyarıldı. Şu anda öyle sanıyorum ki zaten e, iktidar da bunlar nasıl oluyor diye onu araştırıyorlardır. E, Yeni Şafak içlerine bu iktidar o bu, bu İsmet Bey FETÖ'yü yerleştirdi temizleyemiyor mu diyorsunuz. FETÖcüler CHP'ye bilgi mi aktarıyor kendine, demeye çalışıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? İsmet Bey, yani konuyu oraya mı getiriyorsunuz? Yani şu anda açık ay, söyleyin yani, kafanızın bazı, arkasındaki e, anlatmak bakın, istediğiniz e, düşünceler e, bunlar mı İsmet Bey? Böyle bir şey yok. Ya bakın üst düzeyde, bazı bürokraside. bir cevap versin de FETÖ'cüler olduğu herkesin tartıştığı bir konu. CHP'nin sorunu. Bunu, mu? Gazeteciler bir sohbetlerde bir sürü olaylar olur. Ve bunlar seçim sürecine girilince aktifleşme talimatı verdiler ve seçim sürecinde e, faaliyete geçiyorlar. Üniversitelerde aynı sıkıntı var, e, sayısız olay var. bir de dinliyorlarsa Eğer üniversitelerdeki e, öğretim üyeleri bununla ilgili yani e, yüzlerce örnek e, dile getiriyorlar. Benzer sıkıntı bazı birimlerde de var, bürokraside de var. E, yani çeşitli kurumlara gidiyorsunuz mesela üst düzeyde birisi e, konuşuyorsunuz, herkes alttan başka bir şey söylüyor. Şimdi bu isimlerin ee, dışarıya bilgi kan aktardığı noktasında iddialar var. Yani bizim de kulağımıza gelen bazı bilgiler var. Onu söylüyorum. Benim itirazım şuna. Başka bir şey için bakınız gizli devlet güvenliği ile ilgili bir konuysa burada size katılırım. Bakalım, soralım. Fakat sizin bu ÖTV, anlattığınız ÖTV konusu, KYK konusu, benzer icra Affı dosyası gibi Kemal Bey'in de haberi nereden oldu diyemezsiniz. Bunlar alelen konuşulan, düşünülen hatta iktidarın da ilçe teşkilatları, il teşkilatları çalışıyorlar, halka gidiyorlar, milletvekiller halka gidiyorlar. Halktan gelen temel sorunlar bu. Bir şey Bu sorunlar için köstebek olunmaz. Bir, şey, bir dakika, ya aslında İsmet Bey de bir şey demiyor. Aynı şeyleri söylüyorsunuz aslında. İsmet Bey'in ekstradan, bir dakika. Tabii. Bitireceğim Tabii. cümlemi. Ekstradan söylediği şey şu, diyor ki, yani bilmiyorum ben bende böyle bir bilgi yok. Yani gerçekten fetöcü bürokratlar var mı? Bunlara Pensilvanya'dan seçime geli, seçime doğru artık yaklaştık, aktifleşin diye bir talimat gitmiş midir? Ben bilmiyorum. Yani İsmet Bey bunu söylüyor. Olabilir. Bu kişiler yani eğer bu doğruysa bu iddia e, fetö Erdoğan'ın gitmesini canı gönülden arzu edeceğini hepimiz yani ister CHP'li ol ister AK Partili olun artık tabii, sokaktaki tabii. çocuk da biliyor. Evet, e, FETÖcü de e, bir, muhalefete gider yani bu muhalefetle FETÖCÜ'nün işbirliği yaptığı anlamına gelmez. Yani. Yani. Oradan bilgi aktarırlar. Katılıyor. Muhalefeti muhalefet Yani bir yani bu ama on ikisi arasında müthiş bir işbirliği var anlamına gelmez. Ben muhalefeti FETÖCÜ'lerle işbirliği yapmakla ilgili suçlayamam ama hani FETÖ mücadelesiyle ilgili yeterli kararlılıktalar mı değiller mi ona bakarım. Onu da demeçlerine bakarım. Değil mi? Evet. Normal hani sözlerine bakarım. Şöyle orada eğer yetinince o, o kararlılıkta görüyorsam ha, helal şöyle, olsun muhalefet ederim. O kararlılıkta görmüyorsam keşke daha kararlı olsalar derim. Ahmet Bey şöyle bir Benim durum Benim yani İsmet Bey ile sizin aranızda tabii. bir Öyle teşekkür çok teşekkür ederim. Çok yok. güzel Aynı özetlediniz. Şekilde. Özet olarak hülasa bu. Şunu ilave etmekte fayda var. Şimdi şayet böyle bir imare varsa göztebek FETÖ kaynaklı bu yine hükümetin sorunudur. Hükümetin istihbaratı vardır, güvenlik güçleri vardır. Bunu ortaya çıkarmalıdır. Tabi, muhalefetin bu muhalefetin de uyarması, muhalefetin yani. de böyle uyarması bir lazım. Ha, böyle Ama bir muhalefet ya. açık açık bunu Seçim bildirgelerine geçmişten beri koymuş. Bu ülkenin temel sorunu Hakan Bey. Siz de gelseniz yarın e, devlet başkanı olsanız size ya da hükümetin başı olsanız, hükümeti kursanız temel sorunlarımız nedir dediğiniz zaman ya vergilerdeki yüksek oran. %250'yi bulan şey. Öteve sorunu. Değil mi? Yani e, buna benzer e, mesela faiz oranlarının artmasıyla kayakalların ee, ekonomik sıkıntılarda ailelerin üzerine binince, ödeyememe durumu, bugün sicili bozulmuş birçok esnafın e, kredi yani kullanmamakla ilgili. Genel sorunlar ilgili... diyorsunuz. Genel ya, sorunlar. Değil diyorsunuz. Tabii, yani, tabii, o tabii. zaman şunu söyleyelim. Tabii. Şimdi tabii bu KYK faizlerinin silinmesi 20 yıllık sorun dedi. Biz de ödedik onu. Biz de üniversitede okurken Ve çektik. Daha da uzun sorun. Ve da hani ödedik. kısmıyla ödedik. Keşke dedi. hani 20 yıllık sorunlara gitmişken mesela 2008 yılında gidip de Anayasa Mahkemesine başvurup belediyelerin üniversite öğrencilerine verdiği bursları kaldırmasalardı değil mi kim başvurmuş Gitmiş Doğru, Anayasa Mahkemesi'ne. Haklısınız. Ese, ama artık, gerekçesi şimdi, var. Ha gerekçesi var. Bak, ama işte gerekçesi var. Her şeyin var. bir gerekçesi var. Özür dilerim. Ben Ahmet sadece şunu konu söyleyeceğim. Bir, Görüşümü ya, söyleyeyim hayır. o zaman. Ben bu konuyu sakin tartışmak ben istemiyorum. Ben, Hakan ha, ha, Bey'e başka, şey başka bir şey söyleyeceğim. Bir, bir, bir şey. ben de bir cevap siz vereceğim de onun siz için. Siz bakın her konuya giriyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Kemal Bey hazır böyle önden haber alırken. Konu açınca giriyoruz. Şimdi Kemal Bey böyle güzel istihbarat alıyor, güzel işler yapıyor. Ya istihbarat almıyor yani. Bence buradan çağrıda bulunalım. Almıyor istihbaratını niye sakin olun ya. Bir sakin olun. Şimdi bakın tabii ya almasın da sağlıklı bir şey ya. Bürokrasi zaten bir CHP milletvekili açıklama yaptı. Bürokrasi bize tabii ki bilgi veriyor diye açıklaması var. Evet. Şimdi bakın burada o zaman Kemal Bey rica ederim buradan eğer bizi dinliyorsa tamam. mesela yönettikleri belediyelere şu Bilmiyorum talimatı. Belediyeleri dinlemez. Bak belediyelere <laughs> belediyelere olur. şu talimatı. Yani? Belediyelere şu talimatı versin Kemal Bey. Evet. Bu hükümet su faturalarında vatandaş ucuza su kullansın diye KDV'yi %8'den 1'e düşürdü ya. Kemal Bey önden hamle yapsın. O belediyelere talimat versin, su faturalarını indirin desin mesela. Zaten ya da ne bileyim işte İstanbul'da İGDAŞ 6 milyon abonesi var değil mi? <laughs> Doğalgaz. Vatandaşın şeyi için, rahat etmesi için siz faturalarda indirme gidin. Ya da insanlar yüksek ulaşım maliyetlerinden Zaten şikayetçi. En ucuz belediyeler, suyu... ey belediyeler desin Kemal Bey. Şu reklam tanıtıma harcayacağınız parayı biraz kısın. Vatandaşı sübvanseydin otobüse bedava ucuza binsinler. Hani bu tip hamleler de yaparsa daha etkili olur. Tamam, Benim ben hemen bu. bir cevap vereyim. Şu belediyelerle ilgili bu çok uzun süredir tartışılan konu. Hangi konu? Şu belediyelerle ilgili. Belediyelerin kredi ver, şey, e, girmeyin diyor. Zeki Bey, sadece. Zafer Bey. Allah ben girmiyorum A ben söyledim sadece. Başka bir konuya gireceğim. Ben görüşümü söyleyeyim konuyu da işte. Hakan H H Bey konuşsun bir ya. Bir cümle söyleyeyim evet, bitirelim. E, bir cümle söyleyeyim. Bir cümle, bir cümle lütfen. Cümle. Belediyelerin iyi denetliyor, denetleniyor olmamasından kaynaklı olarak bu yasaya itiraz edildi. Ha, milyonlarca gencin Mesela belediyelerden burs alması engellendi. Mesela, onu Malatya'da belediyeler FETÖcüleri yurt dışına gönderdi. Biliyordu beyler. buraya geleceğini. De, ya için beyler. Beyler. Olayı aldınız, ya, nereye götürdünüz? Ya falan? beyler bitti bu konu tabii yıllar öncesinde kaldı. Seyirci anlamıyor. Ben de anlamıyorum. O eski bir mevzu. Yaşandı bitti saygısızca deyip geçelim. Az önce e, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün e, bugün yayınladığı videoyu kendi sesinden tamamını dinledik. Şimdi Zeki Bey'e dön, dönüp tekrar soruyorum, bu bir ben varım çıkışı mı yoksa e, milli bayramlara katılmadığıyla ilgili iddialara sadece cevap mı veriyor? Hangisi? İkincisi. E, yani e, geçmişiyle ilgili bir savunma yapıyor. E, bu dönemden sonra altılı masanın aday olma şansı yok. Öyle bir talep açma durumunda sezmedim. Onu bilinç, onun bilincinde. Evet. Peki niye 8 yıl sonra yapıyor? Şimdi bazen şöyle bir şey olabilir Ahmet Bey. Toplum karşısında Seçime 10 ay negatif kala. olan insanlar direkt pozitife, pozitife dönemeyebilirler. Bunun için önce bir nötrlüğü tercih ederler. Bence bu bir nötrlük açıklaması. Kendisini bağlar gündemle ilgili olduğunu düşünmüyorum. E zaten e, AK Parti döneminde Cumhurbaşkanlığı yaptığı süreçte de Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken, hükümetin eee hani başbakanıyken de Sayın Gül bütün kanunları her şey olduğu gibi onaylıyordu. Bir hafta bir hafta sonra da yeni bir video çekip ya hep benim hakkımda böyle diyorsunuz ama ben işte şu şu şeyi onaylamadım falan derse buyursun e, desin. Biz de görelim onaylamadığı hangisini yasa, onaylamadığını, yani onaylamadığı çok fazla. Hangisi garip. onaylamadığını Neyse. bir bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şimdi şurada hemfikiriz. Yani artık Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın aday olma ihtimali gerçekten yok. Çünkü dediğiniz doğru. Kemal Kılıçdaroğlu almış başını gidiyor adaylık konusunda. Adaylık konusunda. Buralarda hemfikiriz. İnsanoğlu bu. Heves insana özgü bir şeydir. Evet. O heves bitmez. Hele böyle o makamların tadını almışsanız evet. o hevesini sürer. Acaba ya ben bir şey yapabilir miyim? Yani böyle bir çıkış yapayım işte Aynen. Bir... Aynen. O bitmiyor. O bitmiyor mümkün değil. Öyle bir şey de mi sezmediniz? Değil. Bu çağdaş düşüncede de vardır. İdealist olmak, realist olmak diye bir şey vardır. Bu realizme İdealleri aykırı. olabilir ama bu realizme aykırı bir şey. İsmet Bey. Şimdi Ahmet Bey, bu Abdullah Gül'ün, Sayın Gül'ün ilk çıkışı değil. Daha önce de biliyorsunuz bir gazeteye açıklama yapmıştı ve özellikle ekonomik krizin en e, böyle e, sıkıntı yarattığı dönemlerdeydi. Yerinde olsam diye, Erdoğan'a hitap ederek yerinde olsam diye bir e, röportaj verdi. Ve orada benim yapacağım iş, finans ve iş çevrelerinin herkesin helal olsun çok doğru insanları buldu ve göreve getirdi Diyebileceği bir ekibi kurmak olur. Bu ekibin de kararlı şekilde çalışması için müsaade eder, yetkiyi veririm dedi. O kritik anlamdaydı. Ben bu lafı üzerine aynı tartışmalar o zaman da gündeme geldi. Sayın Gül'e de Cumhurbaşkanı döneminde yakın duran bir Ak Parti milletvekillerinde daha sonra milletvekili olmadı, biraz dışarıda kaldı ama sordum. Dedim ki ya Gül adaylık buruna mı çıkıyor yani adaylık ilanını mı yapıyor diye. O bana bir şey söyledi. Dedi ki hatırlatma dozu dedi. Covid'le ilgili aşıları kastederek hatırlatma dozu dedi. Hatırlatma dozu yapıyor. Bu çıkışı da... Yani benziyor, aynı. İsmet Bey bir dakika. Yani, ben varım. Buradayım. Evet. Bu işleri yapabilirim. Evet, evet. Hatırlatma dozuydu o ilk açıklama. Bu da ikinci doz mu? Evet bu da tekrar hatırlatma dozu. Hani diyorlar ya şimdi e, Sağlık Bakanlığı uyarıyor. Üzerinden belli bir süre geçtiyse diyor tekrar bir aşı olun hatırlatma dozunu ihmal etmeyin diyorlar ya. Bence Sayın Gül Gül'ün yaptığı e, bir hatırlatma dozu. Şimdi adaylar belli falan deniyor. Ben ona çok emin değilim. Yani Altılı Masa'nın adayı henüz belli değil. Bunu e, gerek işte Ali Babacan'ın açıklaması var Diğer liderlerin açıklaması var. Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu diyorlar ama ben Kılıçdaroğlu'dan hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ama dedi herkesin halkın teveccühünü de düşünmek lazım dedi. Yani bir sıkıntı var. CHP içinde de bazı tartışmalar var. Yo, Diğer Parti Parti'de tartışmalar var. Her ne kadar Meral Akşener e, ben artık aday değilim, e, bunu artık tartıştırmıyorum dese de e, oralarda da bazı tartışmalar var. Yani e, Abdullah Gül'ün benim anladığım kadarıyla beklentisi adaylar tartışması çıkacak. En sonunda uzlaşmacı veyahut da bir aday üzerinde uzlaşılacak. Veya bir başka kuvvet diyecek ki ancak bununla kazanabiliriz diye onun üzerine yoğunlaşacak. Yani böyle bir beklenti içinde olduğunu sanıyorum. Bu çıkışları da yani şimdi e, üzerinden çok zaman geçmiş. Abdullah Gül şimdi ben yani neredeyse kaç sene oldu Abdullah Gül aday değil yani Cumhurbaşkanı değil. Şimdi gidip de bayramlarda ben ondan dolayı gitmemiştim falan filan. Yani biraz garip değil mi böyle bir Peki yayınlaması? İsmet Bey, size bu bir şey sormak da istiyorum. Bu çok yayılacak öyle gözüküyor. Size bir şey sormak evet. istiyorum. Ya şimdi ben, yani ben e, bu işin kompedanı uzmanı değilim ama sonuçta bakıyorum ortalığa, ortama. Millet ittifakına gönül veren insanların duygu durumlarına, düşüncelerine, yaklaşımlarına bakıyorum. Ya Abdullah Gül'ü istemiyorlar. İstemiyorlar. Olmaz diyorlar. Yani ben de aynı görüşteyim. Ya bir dakika. Buna rağmen yani burada müthiş bir direnç var. Abdullah Gül adını gördükleri anda insanların sinirleri tepelerine çıkıyor. Sakın böyle bir alternatif düşünmeyin diyorlar. Ya yani ben Hakan Bayrakçı o açıdan katılıyorum. Abdullah Gül'le kazanmalarına ihtimal yok. Yani Erdoğan'a cumhurbaşkanlığını seçimsiz hediye etmek gibi bir şey olur bu. Bunu Abdullah Gül göremiyor mu peki? Valla ben yaklaşık 40 yılı aşkındır siyaset izlemeye çalışan bir gazeteciyim. Ee, o sürelerde gördüğüm bir şey var. Ee, hiçbir zaman e, hani derler ya gönülleri oradan geçmiyor. Yani sürekli orada kalıyorlar. Yani. Hala da ben onun tekrar biliyorsunuz ayrılırken ki olaylar vardır. İntifada başlatacağız diye sözler vardır. Ee, yani bir intikam duygusu da vardır. Ee, onlar da etkili olabilir. Şimdi eşi eşi Anladım, Nisa Hanım demişti i̇ntifada onu intifada başlatacağız Evet evet. 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 Yani e, böyle bir beklenti içerisindeler hep. Bunu mesela e, bildiğim kadarıyla e, yabancılar da biliyorlar. Hatta yanılmıyorsam 2014'teydi Beyaz Saray danışmanı Türk Ankara'ya gelmişti. Değişik kesimlerle toplantılar yapmıştı. Bizim bir arkadaşımız da çağırmıştı, gazeteci bir arkadaşımız da çağırmıştı.lar toplantıya küçük küçük işte 8-10 kişi, 6 kişi falan toplantı yapar onlar. E, ne sorayım diye bana gelmişti. Ben de kendisine birkaç soru yönetmiştim. Bunlardan birisi de Abdullah Gül'le ilgiliydi. Ee, dönünce bana şunu söyledi. Sormuş. Amerikalılar biliyorsunuz da çok rahattır. Cevapları da çok rahat verirler. Ee, Abdullah Gül için her şeyi altın tepside istiyor. Liderlik gösteremedi demişlerdi. Yok, bu yok. son adaylık meselesinde. Yani lider, liderlik gösteremedi demişlerdi. Ee, Amerikalıların da benzer bir düşüncesi var ama e, yine de ben gönlünden hala bu işin geçtiğini sanıyorum. Belki de kapalı kapılar arkasında bu umutları ona verenler de var, siyasiler de var. E, hatırlarsınız e, 2018'deki seçimde Kılıçdaroğlu'nun gönlünden geçen aday Abdullah Gül'dü. Akşener evet deseydi, <gül> Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adaydı muhabbet. Peki İsmet Bey, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünün herhangi bir köşesinde Abdullah Gül ismi var mıdır şu anda, bugün itibariyle? Valla çok emin değilim ama ben altılı masanın hala adaylık meselesini çözdüğünü sanmıyorum. Yani e, Kemal Bey'in adaylığı konusunda her ne kadar kendisi söylemese de parti organları e, aday olması olacağı konusunda ısrarla vurgu yapıyorlar. <laughs> ama mesela İYİ Parti'de de e, yapılan il ve ilçe örgüt toplantılarında yani merkezden yapılan bağlantılarda Mansur Yavaş'ın adaylığını tabanda yayın diye Talimat verdiğine ilişkin duyumlar da alıyoruz. şöyle yani. yani tamam orada haklısınız ama Abdullah Gül seçeneği yok orada. Yani e, tamam o altılı masanın adayının ki. şu anda ben, benim gördüğüm kadarıyla bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu güçlü bir isim olarak görülüyor ama ona içerisinde bu pozisyon bu durum e, değişebilir çünkü oradan farklı sinyaller geliyor haklısınız o konuda ama bütün bu tartışmaların belirsizliklerinin içinde Abdullah Gül yok. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben de işin açı çok ihtimal vermiyorum. Ancak e, Abdullah Gül'ün niyeti olduğu, yani bu tavırları onun kendisini unutturmamak amacıyla e, ortaya konulduğu. Hani bence çok açık. yani Bir, so bir soru daha soracağım bir size, son soru. Bir de, ee, <laughs> Altılı Masa'da bazı isimler var. Ben bilmiyorum hani düşünceleri nedir? Yaklaşımları nedir? Mesela Ali Babacan Ali Babacan mesela masaya e, ya bu işin içinden çıkamıyoruz AK Partililerin de oylarını alabilecek onlara yakın gelebilecek bir isim var. Onun adı da Abdullah Güldür. E, onu aday yapalım der mi mesela? Buna dair bir Kulis bilgisi var mı sizde? Kulis bilgim yok ama sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Zafer Şahin, şimdi bu... çünkü şundan şundan böyle etkili değil. Çünkü Ali babacan artık küçük partilerin altınması da çok fazla bir inisiyatifi kalmadı. Gerek seçim yasasından gerek il barajı nedeniyle küçük partiler ancak kendi paçalarının derdine düşmüş vaziyette. Ama İsmet Bey ee, öyle diyorsunuz da geçenlerde şey Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri açıklama yaptı. Biz kazanırsak dedi. Yani ben çok şaşırdım o açıklamaya. Diyor ki Türkiye'nin temel meselelerini 6 altı, altılı masadaki altı kişi biz belirleyeceğiz diyor. Biz hepimiz ortak karar vereceğiz diyor. Yani öyle çok da e, yabana atılmış pozisyonda değiller. Yani düşünsenize. Hayır, şöyle, Millet İttifakı aday, kazanacak. Aday belirlemede Ha aday belirlemede diyorsunuz siz. Anladım. Hmm. Aday belirlemede değilse mesela şimdi çalışma yapılıyorlar. Belki de adaydan önce Cumhurbaşkanı yardımcıları açıklanacak. Belki diyecekler hmm. ki işte ekonominin koordinasyonundan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Babacan diyecekler örneğin. Hmm. Yani bu tür çalışmalar yapılıyor. Onu ben de, de bekliyorum. Bir şey, bir şey, Peki İsmet alıyorum. Bey, aslında evet. Zafer Bey'e geçmeden size bir şey daha söyleyeceğim. Sizin verdiğiniz o e, ne zamandı bu ya 2 Ağustos yani yaklaşık bir ay önce Abdullah Gül aslında bu video açıklamasından çok daha ileri İsmet Bey'in dediği o hatırlatma dozu <laughs> diye ifade ettiği evet. hususta çok daha ileri okuduğunuz şeyler bence bas bas bağırıyor ben varım beni görün diye evet, çünkü evet. Soru şöyle soruluyor. Erdoğan'ın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Benim yapacağım iş evet, evet. finans ve iş çevrelerinin herkesin helal olsun çok doğru insanları buldu diyebileceği bir ekibi kurmak olur. Filan hani daha böyle hevesini çok bariz ortaya koymuş buna göre bu bugünkü bu videoya göre Aslında Asa İsmet Bey'in onu hatırlatması evet, evet. iyi oldu. O çok 2 Ağustos'ta Karar Gazetesi'ne yaptığı açıklamada yani ben olsam öyle yapmam böyle yaparım ya falan bu arada diye iyi bir fikir var Daha iyi Hı. bir sinyal vermiş ney? O dediği de iyi bir fikir ama. Ya iyi evet, fikir kötü fikir. fikir yani biz ben Bence o açıdan bakmıyorum sinyal başka... vermiş. Bence de iyi fikir yani. Hı. Ben 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 hatta ertesi günkü yazımda başlığı Gülün Hatırlatma Dozu başlığını koymuşum yazıma. Burada yalnız bir başka şey daha var. Bu biraz önce okuduğum olayda uluslararası finans kuruluşlarına da yani sizin istediklerinizi yapacağım mesajı da var o işin içerisinde. Ahmet Bey, yani bir... o da bence. Ya, ben bir, bir şey söylemem gerçekten. lazım da Zeki Bey, bir müsaade ederseniz. Ha şimdi e, bu video son derece önemli bir video e, çünkü <laughs> şu var, e, yani Ankara'da bir süredir konuşulan bir senaryo. E, gazeteciler ben yazmıştım, etmiştim demeyi sever. Benim geçen hafta köşemde 3 kritik tarih. Abdullah Gül'ün bu açıklamayı yapacağı Ankara kulislerinde konuşuluyordu. Şimdi o zaman biz oturup düşüneceğiz. Ee, neden 30 Ağustos'a özellikle Cumhuriyete e, ve Atatürk'e bağlılığı ha, bağlı hassasiyeti yüksek kesimlerin kendisine yönelttiği en önemli eleştiriye niye 30 Ağustos öncesinde cevap veriyor? Demek ki orada düzeltmeye çalıştığı bir şeyler var. Bir ilişkiyi bir şeyi Peki, tamir etmeye çalışıyor. 30 Ağustos'ta böyle bir açıklama yapacağını yazdınız mı siz? Ben kritik 3 tarih diye yazdım. Birincisi Sayın Gül'le ilgiliydi. 30 yani, Ağustos'ta, 30 Ağustos'ta, bir Ağustos'ta herhangi bir açıklama yapacak dedi. Ama 30 Ağustos tarihi başlı başına önemli. Çünkü kendisi hani hep öyle resmi bayramlarda ortadan kaybolmakla itham edilir ya adeta günah çıkartıyor. Diyor ki hayır diyor bu bir haksızlık diyor. Ben sadece bir tanesine katılmadım. Onda da ciddi bir rahatsızlığı varmış. Kendisi de videoda onu söylüyor. E şimdi e, siyasette hani bu tip semboller zamanlama bunlar önemlidir. Yani siz 30 Ağustos öncesinde benim önüme Tayyip Erdoğan mı Abdullah Gül mü seçeneğini koyarsanız ben bir CHP'li olarak Tayyip Erdoğan'ı seçerim diyen çok sayıda insanın olduğunu biliyoruz. Eminim Hakan Bey de bunlardan biridir, değil mi? Böyle bir seçeneği olduğunda. Ya Zeki Bey CHP'li. Zeki Bey önünüze iki alternatif gelse Abdullah Erkan başlarım. Kim dersiniz? Erkan baş derim O aday mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> bence asıl cevap sandığa gitmem de. Sandığa gitmem diyor evet. Burada atladığımız şey şu. Ya Temel Karamolluoğlu e, bundan yaklaşık 6 ay önce bir açıklama yaptı. Babacan ve Davutoğlu'nun aslında hedef alan bir açıklamaydı. Dedi ki biz dedi onlardan beklediğimizi bulamadık dedi. Biz onların AK Parti'den çok fazla sayıda oy getireceğini, daha doğrusu AK Parti'yi ortadan ikiye böleceğini bekliyorduk demeye getirdi. Ama dedi olmadı. Şimdi Abdullah Gül'ün Sahaya çıkması, göstere göstere ben varım demesi, millet ittifakında işlerin iyi gitmediğini, Ak Partiyi tam ortadan olmasa da ciddi şekilde bölecek yeni bir senaryonun sahnelenmek istendiğini gösteriyor. Siyaset tam bunu söylüyorum. Bir bilgiye dayanarak bunu söylemiyorum. Çünkü şu var yani şimdi Abdullah Gül dediğiniz insan. Cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, kendisiyle birlikte e, AK Parti hükümetlerine görev yapan bir sürü bakan var, partinin eski ağır topları var. Diyorlar ki Babacan ve Davutoğlu'nun peşinden gitmeyen o AK Parti dinamikleri en çok Abdullah Gül'ün peşinden gider. Kimse onlar bir üst takıl mı, Sayın Gül'ün kendisi mi, Altılı Masa'nın görünür ve görünmez ortakları mı bunu bilemiyoruz. Böyle bir plan sahnelenmek isteniyor olabilir. Ağustos ayı içerisinde Sayın Gülün Sayın Karamallıoğlu'yla ile yaptığı bir görüşme olduğunu da biliyoruz. O görüşmede ne konuşuldu bilmiyoruz. E Şunu görebilirsek. Yani şu şu mu? Temel Bey biraz Abdullah Gül yanlısı E bir tabi, tabi bence ya. öyle. Babaca. Şu an altılı masada Gültekin Uysal ve Demokrat Parti dışında Kemal Bey'in adaylığına çok net bir şekilde evet diyen, bunu dile getiren kimse yok. Ha itiraz eden var mı? Yok. Ama evet diyen var mı? Sadece Gültekin Uysal. Peki e, Temel Bey. Biraz gönlünden Abdullah Bey'i geçiriyor olabilir. Eyvallah. Babacan? Ee, babacan'la Sayın Gül'ün arasının e, öyle tahmin edilenin aksine çok iyi olmadığına dair. O da bir şehir efsanesi. Evet, evet. Kimisi diyor şeyler ki şeyler var. araları çok iyi, kimisi diyor yok ki yok. araları bozuk. Ee, ben de anlayamadım yani onu. Yani bir bilgiye göre parti kurulurken... Zeki Bey siz biliyor musunuz Sayın Gül'ün... E, Zeki Bey mutlaka biliyordur da ben bir... Kap... Böyle işaret etti ben ya, biliyorum der parti gibi. Parti kurulurken... Başlıyoruz. Ee, Sayın Gül'ün Babacan'a tavsiye ettiği bazı isimlerin kurucular kuruluna alınmadığına dair de ben iddialar biliyorum. var. Şimdi bakın evet. kritik 3 tarih diye yazdığımız sebebi şuydu. Bir tarih daha var. 29 Ekim'e dair Ankara'da konuşulan bir başka senaryo. Cumhuriyetimizin yıl dönümü. O gün bir grubun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 100 bin imza toplamak üzere bir açıklama yapacağı, harekete geçeceğine dair de bir bilgi var. Ben bir de buna 9 Eylül'e ekliyorum. 9 Eylül hem CHP'nin kuruluşu hem İzmir'in kurtuluşu. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili o gün Tarkan konseri var İzmir'de. Ben o gün Kemal Bey'in adaylık açıklaması olmasa da aday olacağını çok net bir şekilde ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Yani bu üç tarihe dikkat etmek lazım. Bir tanesi doğrulandı. 9 Eylül ve 29 Ekim adayın kim olacağını bence bize gösterecek 3 kritik tarih. Enteresan. kısa en bir şey, şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Benimki bir şey, böyle bir şey. Ya geçen gün Sayın Bülent Bey Manisa'da bir konuşma yaptı. Bülent Arınç. Bülent Arınç Bey bir konuşma yaptı. AK Parti'ye destek verdi Cumhurbaşkanına. Bayağı. Şimdi bence yani hani olmaz da belki olur diye söylüyorum. Şimdi Sayın Abdullah Gül hani buluşsalar ya işte olan oldu, neyse. Kiminle? Sayın Cumhurbaşkanıyla. Biz burayı beraber kurduk. Benim ilk başbakan seçilmemde senin müzaratın var, yani şeyim var. E, ne bileyim Cumhurbaşkanı adayı olmamı siz istediniz falan. Hani arayı düzeltmeleri bence en güzel senaryo. Niye arayı düzeltmeye çalışıyorsunuz onu anlamadım. Bu. Millet evet... ittifakını rahatlatmak istiyor. <gülüyor> 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 ya Millet İttifakı aşkım, bak bu kadar rahatsızlar. A ne diyorlar? Abdullah Gül aday olursa diyorlar gider Tayyip Erdoğan'a oy veririz diyorlar değil mi? Ya ben size bakın enteresan bir bilgi paylaşıyorum. O paylaşayım. biraz tepkinin gücünü göstermesi. Ben bakın onu ya. biraz abartılı görüyorum. Ya Kemal Bey'in Abdullah Gül'ü ne kadar istediğini biliyoruz 2018 seçimlerinde. Ama aradan Hatta çok zaman geçti. bu konuda tartıştığı milletvekilleri bile var. Şimdi bakın Sayın Gül'ü ta rahmetli Kadir Topbaş zamanında tahsis edilen araç, koruma, personel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an bunları çekmemiş durumda. Niye çeksin Çek ya? Tabii çekmesin işte yani iyi yapıyor yani devlette de devamlılık esastır o da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Ama hani CHP'liler evet. bu kadar tepki gösteriyorlar. E fakat bir taraftan da böyle bir dinamik var. E şimdi Abdullah Gül'ün Sayın Gül'ün en yakın kurmaylarından biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri yapıldı. Demek ki çok kıssalar da tepki de gösterseler zaten orada yürüyen bir ittifak var. Dolayısıyla Abdullah Gül e, Millet İttifakı'nın adayı olur mu? Bence olabilir yani hiç o Böyle, kadar yabana atmayın. Olmayacak diyor. bir senaryo değil. İsmet Bey bir şey söyleyecek galiba. Öyle bir şey duydum. Yanlış ben mı duydum? Ben bir şey söyleyecektim İsmet Bey. Şimdi abi. Zeki Bey karar çok gazetesindeki özür diliyorum. Açıklamada, karar gazetesindeki açıklamada çarpıcı bir nokta daha var. Biliyorsunuz Millet İttifakı'nın en önemli hassas noktası neydi? Parlamenter sistemdi değil mi? Şimdi karar gazetesindeki o açıklama röportajında parlamenter sistem Türkiye'ye daha uygun. Cumhurbaşkanı iken hep söyledim. Ama kategorik olarak başkanlığa karşı olmadım. Muhalefetin sistemle ilgili açıklamaları değerli diyor. Bakın Altılı İttifak'ın neredeyse bir araya gelilmesinin ana temalarından birisi konusunda da mesaj veriyor. Yani o da dikkat çekici bir bölüm. Evet yani ben ee, e, Altılı Davuto... Masa'nın önerdiği sisteme de razıyım, varım, orada da varım demek istiyor. Evet, evet. Yani o formülü de destekliyor. O da son derece e, kritik bir açıklama. Yani bu bu çıkışların çok tesadüf olmadığını anlatmak için e, hatırlattım bunları. E, ayrıca e, Davutoğlu'yla da arasının iyi olmadığını ben de biliyorum. E, çünkü kendisini Medvedev, e, Putin Medvedev modelini e, sabote etmekle suçladığını e, duydum. Yani eğer Davutoğlu kendi ihbali için e, karşı çıkmasaydı işte... Erdoğan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan modeli şeklinde, Putin Medvedev modeli şeklinde devam edecekti diye görüşleri olduğunu yakın çevresi söylemişti. Bu araç meselesine gelince, konu değil ama bir hatırlatma yapalım. Merkel, Almanya Başbakanı biliyorsunuz eski başbakanlara 9 kişi tahsis ediyorlar. Yani sadece 9 kişi. Şoförü, möförü her şeyi sekreteri dahil. Merkel'e 12 galiba yapmak için mecliste karar alındı. Onu da bir hatırlatalım. Ee, Sayın S Gül görevi bıraktığında yanında 200 kişi çalışıyordu. Şu anda bilmiyorum biraz indi galiba ama gene de ben çok de yüksek. Ben de bir hatırlatma yapıyordu. yapayım. Ama Bey. düşmedi ha, bir daha ya saattir. bakma. Bir... Yok benim gibi ben... cümle ya. Tabur buyurun Ya ben şunu diyecektim. <laughs> Şimdi yani gerçeği teslim edelim. Sayın Abdullah Gül'ün bir özelliği vardı. Üslubu Gerek rakiplerini ya da gerek kimseyi böyle hakir gören, e, taciz eden, hakaret amiz konuşan, sert konuşan bir siyasetçi değil. bunu teslim edelim. Asla kibar tabii bir mi? insan. Çok nazik bir insan. <laughs> Benim söylediğim eleştiri şu: CHP'nin adayı olamaz diyor. Yoksa tabii, tabii. yani. Ya buradaki konuşmalar bu minval yüzle gidiyor. Yoksa. yoksa... Abdullah Gül'ün hani siyasetçiliğini, e, ne, üslubunu filan tartışmıyoruz yani. Evet, yani, yani Cumhurbaşkanlığı bile gayet halimselim. Merkez'in tabii tabii. ilk yani muhalefetin bile eleştirmediği bir cumhurbaşkanlığı. Ahmet Bey, yani, yoksa... hemen bir ilave edeyim. Şimdi cumhuriyet halk partisinin aday olması hiç mümkün değil. Ama altılı masa konusuna geldiği zaman da ben Abdullah Gül'ün TREN'i, ee, gelecek partisi ve DEVA Partisi kurulmadan önce kaçırdığını düşünüyorum. En yakın olan Hani gelecekle ilgili zaten Temel Bey'le olmuş olsaydı gider Saadet Partisi'ne katılırdı. Bir şekilde açık destek verirdi. Hiç ilişki olmadı. Herkeste bir beklenti oldu. Acaba Davutoğlu'yla birlikte mi yürüyecek? Daha sonra Ali Babacan'la birlikte mi yürüyecek? İkisiyle de olmadı. Şimdi masada oturanlar artık siyasal partiler dakikadan tamam. sonra Zeki Bey, bu yaklaşılan bak, süreçten bir şey, bir sonra Abdullah Bey'in artık onur bir baş şansının Onur bir başlık Buyurun. atmış. Güle kim seni başkan yapacağız dedi diye. Altılı masada Gül'ün adaylığını isteyen lider var mı? Şimdi şöyle bir şey olabilir. Ha. Bak şö şöyle bir şey olabilir. Hı. Ben de %100 katılıyorum ama yani Zafer Şahin konuşunca, İsmet Bey konuşunca benim de biraz e, kafam karıştı. E, şöyle bir şey olabilir. Şimdi altılı masa bunlar oturacaklar aday kim olacak diye konuşacaklar. Evet. Ya şimdi düşün. Bilmiyorum hani ben babacanla Abdullah Gül'ün arası iyi mi kötü mü hakikaten bilmiyorum. Mesela babacan alacak sözü diyecek ki ya bizim gene bu geniş AK Parti kitlesinden oy almamız lazım. O bakımdan Abdullah Bey'i mi acaba düşünsek. Temel Bey ona destek verecek masada. Farz muhal Ahmet Davutoğlu da bilmem ne diyecek. Belki o ya. üç partinin adayı olarak girecek seçime. Ya işte böyle bir tar böyle bir şey olabilir. Yani uzak ihtimal ama olmayacak Onurun bir iş değil. Onur'un kafasında karıncalar boşuna yazmaz onu. Tabii. Doğru. Böyle bir hissiyat hissetmiş olabilir. Yani evet evet. Şimdi olmayacak anne, bir şey değil. Ahmet Bey, yani. bilimde de şu vardır. Ee, bana şey bana sorarsan lazım. yaparlarsa böyle bir şey. Dünyanın en büyük siyasi yani tarihe geçer. 10 tane tarihte yapılan yan siyasi ya tarihte yapılan yanlış saydı sen hani ilk peşe falan girer bu yani <laughs> böyle bir şey. Eyvallah. O ayrı bir hikaye. Gelmiyor de. yani muhalefetin ortak adayı olması mı evet, yoksa evet, ha evet, muhalefetin ortak adayı. Ama şimdi yaban atmayın bakın yani herkesi sahaya süreceklerse AK Parti'yi böyle bilmek için demek ki orada işler çok ama ben gitmiyor, sizin ki. hesaba katmadığınız şöyle bir husus var Zafer Bey. Gerçekten bu Millet İttifakı tabanı İstemiyor abi. Çok i̇stemiyor. büyük bir ahşapçı var bakın, yani. Ya Zaten şöyle, yani. Ya şimdi şöyle ya bakın biz lütfen bak. yanlış anlamayın şöyle bir hata yapmayalım. Hı. Bakın biz işte genelde kimlerle sohbet ediyoruz? İşte gazeteciler, kamuoyu araştırmacıları, siyasetçiler. Ya zannediyoruz ki herkes dünyaya ve olaylara bizim baktığımız gibi bakıyor. Aslında çok öyle değil ya. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu %38 oy almadı mı bu ülkede? Kim Ama tanıyordu Ekmel Demir'i? Başka bir, bir partinin oyu o ne yapsın e, e, insanlar. 138 ya hatır hatırı sayılır mı oydu? Anket söyleyeyim Hatırı sayılır mı oydu? Bak anket sonucunu söyleyeyim net basit. Sorduğumuz soruda ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kalırsa hangisine oy verirsiniz dediğimizde bütün Türkiye genelinin kullandığı oy. Ne çıkıyor? 25 puan fark atıyor ya Erdoğan. 23 puan pardon. Evet. Gayet iyi hatırlıyorum şu an. Gayet mide. doğal. Ben, bana mantıklı geldi. Şimdi yani. 2018... Soruma yani. gelelim. Tamam. Yani. Masada böyle bir tartışma olursa ne olur? Ee, ya bu tartışma olursa masada ciddi sıkıntılar doğar. Masanın en büyük bloku İyi Parti ve CHP tabanı zaten Abdullah Gül'e karşı. Şimdi diyelim ki %1, %2, %3 alan diğer partiler böyle bir şey önerdiler. Tartışabilirler önereceklerini bu saatten sonra e, düşünmekte çünkü zaman daraldı. Artık şey bizim e, hani zaman daraldı. Millet ittifakı şu Eylül, Ekim, Kasım aylarında adaylığını açıkladı, açıkladı. Açıklamadıysa hakikaten büyük kaos olur. Artık Haziran'da hani bir belki şimdi biraz sonra konuşacağız ama erken seçim de olabilir mi meselesinde Mesela ben AK Parti tabanında da birçok yani tanıdıkla erken... görüştüm. A ya abi Mayıs eğer... ayına falan çekme düşünülebiliyor, ya... okullar tatil olmadan yapılsın ya Mayıs'a çekerse o erken seçim olmaz ki. Ya hani bir Aynen. nebze şey olur ama. Seçimi 10 ay kaldı, var ama şu anda zaman 9 da ay kaldı. kaldı. Yani ya. Kasım'dan sonra 5 ay kalmış Bakın, olacak. Bakın başka bir şey. Şimdi... Bu Abdullah Gül tartışmasının yaşanabileceği zemin ortadan kalktı. E şimdi zemin ortadan kalktı da. o zaman şu soruyu sormamız lazım. Bayram değil, seyran değil. Gerçi yarın bayram ayrı mesele. Sayın Gül, bu açıklamayı niye yaptı? Ya da niye bu açıklamayı yapma evet, ihtiyacı duydu? Ya Şimdi, birileri bu, hani, yeniden... Bunun ben size okumasını söyleyeyim. Tabii. Altılı masa, altılı masa diyoruz ya. Altılı masa aslında sekizli masa. Masanın yedinci ayağı HDP ve Selahattin Demirtaş, sekizinci Yok ayağı canım, Abdullah HDP Gül. Artık kendi yani oluşturuyor. Bu başka ya. bir şey ortaya çıkıyor. Burada demek ki şu var. Yarın olur da iktidar olurlar ise. Yani eğer Millet İttifakı seçimi alırsa. O hiç sevmedikleri, oy vermem dedikleri Abdullah Gül ve Abdullah Gül çizgisi o iktidarda da söz sahibi olacak demektir. Buradan Millet İttifakı'na oy veren partinin partililere, burada, seçmenlere bu hatırlatmayı yapalım. Bu söylediğin, bu, bu ileri sürülebilir bir tez. Bunda bir problem yok ama şöyle yani tamam Abdullah Gül soruyu şöyle sorarsak cevabı sizin bu söylediğiniz olur. Abdullah Gül'ün gönlünde hangi ittifak var. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı Tabii mı? Tabii ki Millet İttifakı. E, tamam. Yani. Bu zaten belli yani. Yani e, Şimdi, beraberler yani. Ama bakın siz Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı olarak bir 30 Ağustos öncesinde sizi en çok vurdukları yerden, sizi vuran tabana Ben aslında öyle değilim. Böyleyim mesajı veriyorsanız ben oluşabilecek yeni denklemde karar vericilerden biri benim demek bu. Ha, o mesajı veriyor. Ya ben ee, de öyle mi? alıyorum açıkçası. Öyle değil mi? Hakan Bey nasıl ya yani, yani Hakan Zafer Bey'in söylediği gibi ilk söylediğimde bunu söyledim ben bir daha Birinci söyleyeyim yorumdum. ben şimdi Zafer yani Bey'in söylediği enteresan bir hatırlatma şey hatırlatma dozu hatırlatma dozu şimdi üç tane şey bir araya geliyor bu kadar tesadüf olmaz bir Ağustos'un 29'u 30'u vesaire Tamam tarih ya hadi gayet, bu normal diyelim gayet peki, normal bence peki, 30 Ağustos peki, tamam. günü bayram açıklaması tamam. yapıyor ama bundan önce aşağı yukarı 7 Ağustos 7 tane 7 yıl Ağustos ayı geçirdik. Böyle bir açıklama yapmadı. Şimdi o manidar. 2 ay sonra Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak altılı masa. İkinci denk. Yani ikinci tesadüf. Hani Ağustos. Bence iki ay sonra. çok daha önemlisi Abdullah Gül'ün İsmet Bey'in hatırlattığı 2 Ağustos'ta Karar Gazetesi'ne verdiği demeç, röportaj. Bir de o evet. Oradaki daha çünkü ya burada ben hani şöyle bir şey Evet buna mana yüklenebilir ama görüntü olarak baktığımızda, içerik olarak baktığımızda adam tamam 8 sene sonra da olsa kendisi hakkında ortaya atılmış bir takım iddialara cevap veriyor. Yani bu zamana kadar sustum, Peki. bu konularda açıklama yapmayı ettim. İşte bugün artık baktım ki herkes buna inanıyor ee, filan ben de artık bunu açıkla... Hani burada böyle bir kurtarır Dene tarafa. Edebilir diyorsun. Ama evet. İsmet Bey'in hatırlattığı, gündeme getirdiği evet. 2 Ağustos tarihli e, Karar Gazetesi'nde yaptığı röportaj çok daha çarpıcı. Evet. Yani soruyorlar Erdoğan'ın yerinde sen olsan ne yaparsın diye. O demiyor ki yani kardeşim benim böyle bir beklentim yok, iddiam yok. Yani bana böyle bir Soruyu böyle sormayın. Ahmet Bey, ama hani bugün siyasetçiler... Türkiye'de ne yapılması gerektiğini soruyorsanız o ayrı filan demiyor yani. Sanatçılar Ben olsam diyor böyle yaparım. Sanatçılar ben. sahnede ölmek ister, siyasetçiler koltukta ölmek ister. Öyle Hiçbir siyaseti çekilmez. Öyle. <laughs> bu başka bir şey ama yine söylüyorum Allah'tan Abdullah Gül bugüne kadar oraya. Sayın Gül bugüne kadar bir lider olarak bir seçime girmiş değil. Bir seçim kazanmış değil. Cumhurbaşkanı olmuştur. Parlamento içinde seçilmiştir. Şimdi bu direkt Halkla temas kuracak bir lidere ihtiyaç var. 20 yıldır ya bu beni ülkeyi yöneten Abdullah bir... Gül'ün olmayacağına ikna tabii etmeye çalışıyorsun. çalışıyorsunuz? Evet. Ben zaten iknayım ben o. Bu konuda. düşünce bu videonun ortadan <laughs> kalkmasını istiyorum bu <gülüyor> açıdan. O <laughs> derece. O derece. Ya ama şimdi bakın o düşüncenin Sıkın ortadan kalkması olarak bunu söyle Evet var. evet. O, düşünce hele mi, o hele taram... Kemal Bey böyle bir rüzgar almışken bir başka aday tartışmak bakın, gücüme gidiyor. Ya burada Ahmet Bey bir tez Yok öyle lazım. tartışmıyoruz ya, ya öyle bir şey. şey bir olsun diye. Vurgumuz söylüyorum. da zaten Kemal Bey'in rüzgarı diyor. aldığı noktası. Ben zaten. size evet, bir şey söyleyeyim. Katılırsınız Duymak katılmazsınız. Şey Türkiye'nin en mağdur seçmeni, CHP seçmeni. Şimdi bakın, adamlar diyor ki Sen istemiyoruz. Bakın, istemiyoruz diyorlar. Olur. Önümüze getirmeyin diyorlar. Ama adam diyor ki ben karar vereceğim. Yani siz iktidar da olsanız diyor. Kim diyor karar veriyor? Sayın Kim? Gül diyor. Yani o zaman dedi ya karar. Ya, o, o mesajı, Hayır, bunun o mesajı bu bunun, bunun açıklaması bu. Yani iktidar da olsanız diyor yine bizim borumuz ötecek diyor. Ya, ben ha. diyor bunu Abdullah Gül istediğini söylesin diyor. öyle olacak bakın, şimdi, var. anlamına geliyor mu? Işte, bakın Ankara'yı İstanbul'u almışsınız. CHP'nin oyuyla almışsınız. Ya bugün İki belediyede de sanki İyi Parti Belediyesi gibi. Şimdi yerine koyun CHP seçmenini. Hiç itiraz etmeyin. Herkes bunun böyle olduğunu biliyor ve bunu konuşuyor. Dolayısıyla şimdi altılı masadan bahsediliyor. Deniliyor ki ya işte Meral Akşener bu şeyi bozar. Sayın Akşener işte Kemal Bey'in adaylığına taş koyar. E kardeşim senin o masanın en büyük ortağısın. Oyunu kuran sensin. Ama sen neyse bütün denklemlerde sen bir geride dur deniliyor sana. Hakikaten Türkiye'nin en mağdur seçmeni CHP, bunu gerçekleştiren de bu CHP parti yönetimi. Valla Kemal Peki. Bey 2018'den bugüne uyguladığı müthiş bir strateji. Hakikaten şapka çıkarmak lazım. 6 benzeşmeyen görüşü bir masada toplayıp... 8, 8, 6 değil. Ya 8 yok ya. Göreceksin, 9 var, ediyoruz. 9 var, 6 yok. Yok Öyle yok, rahat sanırım. olsan HDP... Sol blokla birlikte başka bir blok kuracak, üç bloklu seçime gideceğiz. Ben bunu bir yıl önce siz söyledim. Siyaseti böyle okuyorsanız yazık. Peki. E, göreceğiz. E, Cumhurbaşkanlığı göreceğiz. adaylığında nasıl olacak? Efendim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı. o parlamento seçimlerinde normal. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimlerinde e, blok kendi adayını çıkarabilir. İkinci turda da bakar değerlendirirler. Yani siz Tayyip Erdoğan'a verilmeyen Açık var. Tek adayla birleşebiliriz yapmaya diye. Yapmaya çalışıyorsunuz. Hayır tek adayda birleşebiliriz diyorlar da onun HDP, için HDP'lilerin resmi açıklaması. Diyelim iki grupta resmi %50 barajını var. geçemediyse HDP'lilerin tercihi sonucu belirleyecektir. Bu kadar da kıymetli bir e, oydur HDP oyu. Dolayısıyla bunu şuraya getirmemek lazım. HDP-PKK ilişkisi, oradan CHP ilişkisi, oradan İYİ Parti'nin ne işi var orada? Bakın bu hesaplar öldü. Şimdi... Bir sorun tartışılıyor. Evet, Cumhur İttifakının lideri belli, adayı belli. Millet İttifakı'nın adayı kim? Bu tartışılıyor. Bu da bizim açımızdan, benim izlenimlerim açısından Kemal Bey'den başkası e, olamaz. Olmamalı. Çünkü artık hem Kemal Bey'in süresi, hem Cumhuriyet Halk Partisinin beklentileri, Peki. hem Beyler. bu blokun en büyük oyu, ya bu oyu almayıp. Hangi blok kazanabilir? Cumhuriyet Halk Partisi olmadan şimdi, Kemal şeye şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Gülün, kim kazanabilir? Zeki Bey, Abdullah Gül'ün e, Kemal Bey tarafından ya da işte Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanlığı adayı yapılma ihtimalini düşük görüyoruz. Evet, yani öyle bir şeye ihtimal vermiyoruz ama e, şöyle bir enteresan olay oldu. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir Ekmelettin İhsanoğlu travması var. Hala atlatılamamış bir travmadır o. Yani ikinci Doğru. bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası e, yaşamayalım diye çok endişe ediyorlar. Eee Ekmelettin Bey e, Cumhurbaşkanlığı adayı oldu. Artık Abdullah Bey'i alabiliriz şeyden görüntüden. Ha, bu arada Kemal Bey de Ekmelettin Bey'i anlatamadık dedi biliyorsunuz. Şimdi, onu söyleyeceğim. Bir izin izin verir misiniz? Bir konuyu açayım hani neyi tartışacağız? Evet. Konuyu bir yer. Başka bir konu değil mi bu şey? Evet, başka Hı. bir konu. Şimdi e, aradan zaman geçmiş. Kemal Bey'e soruyorlar. Yani bu Ekmelettin İhsanoğlu konusu hakkında ne düşünüyorsunuz hani filan? Kemal Bey diyor ki, Ekmelettin Bey Türkiye'nin en saygın insanlarından birisi, adına uluslararası yarışma yapılan kişi, İslam İşbirliği Örgütünde görev alırken kadın haklarını anlatan kişi. Ee, zaman zaman ben kendisini ararım Sayın Cumhurbaşkanım derim Ekmelettin Bey e diyor Şimdi ben buraya kadar söylediklerinde yüzde %100 haklı e, Kemal Bey. Hakikaten Ekmelettin Bey Saygın bir insandır Yani bilim insanı olarak Çok saygın bir insandır Fakat şuradaki problem var ee, e, Ya biz Onu aday göstererek siyaseten Hata yaptık demiyor Diyor ki Ekmelettin Bey'i Topluma iyi anlatamadık diyor. O yüzden böyle oldu diyor. Yani aslında mesela ben olsam aradan geçen süre sonra geçmişe baktığımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam, ya Ekmelettin Bey çok düzgün bir insan, iyi bir bilim insanı, saygın bir insan, referans alınıyor bilim dünyasında. Fakat biz onu Cumhurbaşkanı adayı yaparak siyaseten hata yaptık. Yani böyle saygın bir bilim insanının e, cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini düşündük. E, şimdi bugünden baktığımızda e, ne kadar büyük bir hata yaptığımızı görüyorum dese problem yok. Öyle demiyor. Diyor ki ya diyor iyi anlatamadık diyor. Yani problem orada. İyi anlatsak kazanacak. Oy vereceksiniz derseniz millet vermez yani, kardeşim. Şimdi ben <laughs> Abdullah şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir özeleştiri yapmamasını ve hala Ekmelet'in İhsanoğlu'nun adaylığını bu şekilde savunuyor olmasından ürktüm biraz. Acaba Ekmelet'in İhsanoğlu konusunda hata yapmadığını düşünen Kemal Kılıçdaroğlu bugün de <laughs> Abdullah Gül'e evet diyebilir mi? E, şimdi şöyle Ahmet Bey, 2014 seçimlerinde e, daha ya güçlü şu, bir e, şu da gerçekten siyasi tarihe geçecek. Evet e, bana. En kötü sloganı söyle Hakan Bayrakçı. <gülüyor> <gülüyor> Hakan abinin şovunu. Şey aramama <laughs> gerek yok. Boş Ekmek ver. için ekmelettin. Evet. evet. Peki. Bak ee, diyor ki Onur bugün diyor buğday krizi var. Belki bu slogan bugün <laughs> olsaydı olurdu ama o gün için yoktu Abi diyor. Bugün bile olmaz. Yani. Gözünüz <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Gözünüzdeki <gülüyor> bey şunu derse <gülüyor> şaşırmam. <gülüyor> <gülüyor> o günlerden bugünleri görüp o slogan <laughs> 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 Yok onu da demeyeceğim. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Şöyle. Şimdi 2014 seçimlerinin konjöktörü farklıydı. 2018 daha farklıydı bugün daha farklı. O dönem biliyorsunuz güçlü bir AK Parti vardı. Hakikaten tek başına %49'u 2015 15 Kasım, Kasım'da aldı. Kasım'da. O seçime mi? de büyük FETÖ kumpaslarıyla gidildi 2014 seçimlerine. Siyasi atmosfer aynı bugünkü Şunu gibi söylemek ]ydi. istiyorum. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti tabanından oy almayı arzulamıştı. doğal da bunu talepte bulunması Ekmenettin Bey de o cenaha yakın bir insan. Ee, hakikaten de kibar bir insan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ciddi de tepki gören bir insan. Ben bile yani Bey abi, abi bir e, şey falan. soracağım. Bak basit bir şey soracağım. İhsanoğlu'nun adaylığı hata mıydı yoksa anlatılamadı mı? Hangisi? Hepimiz için hataydı. Tamam. Ben de Ama Kemal, ki, Bey Kemal Bey naif bunu, bir insandır. Bunu böyle söylemez. Naif diyorsun. bir insandır öyle söylemez. Ya, na naif olmakla ne alakası var? Ben diyorum ki Ekmelettin Bey'i üzmeden, onun saygınlığına gölge düşürmeden de bu ifade edilebilir. Bak söylüyorum işte Ekmelettin İhsanoğlu çok saygın bir insandır. Çok iyi bir bilim adamıdır. Ee, bu konularda hiçbir şüphem yok. O günde böyle düşünüyordum. Bugün de böyle düşünüyorum. Ama böyle bir insanın Aday yapılması siyaseten hataydı. Diyebilirsin bunu ya. Bu Ekmelettin Bey'e bir gölge Şşş. düşünmez ki. Dünyanın en naif insanı da böyle bir cümle kurar yani. Evet. Tıpış Değil mi? tıpış oy vereceksiniz Peki. diye tepki de aldık biliyorsunuz. Hakan Bayrakçı. Şimdi efendim. Ekmelettin Hoca bir kere fakülteden benim hocam. Öyle mi? Evet. Osmanlıcı hocam. Ee, İstanbul Üniversitesi. Tarih bölümü. Biliyorum. Son derece naif beyefendi bir insandır, hoşgörülü öğrencisine karşı da gayet iyidir. Fakat benim adaylığı, tanıdığım dünyanın en nazik insanlarından tabii, biridir. Tabii ayrı nezaketle. Hem nazik, hem toleranslı, hoşgörülü, gayet nitelikli. Bir bilim yani, insanı olarak da dünya çapında saygınlığı vardır. Aynen öyle. Bilim adamlığı da öyle ayrıca. Sadece o adaylık olmazdı. Ha, ben onu diyorum. Tanınmışlık açısından olmazdı bir. Çünkü Bizler tanıyoruz. Niye? Benim hocam efendim ya da akademik camianın tanıdığı biri. Ama siz toplumda o sırada aday olduğu ilk günlerde anket yaptık. Tanınma oranı 2.3. Şöyle Uldum bir katkıda bir şey yani. bulunabilir miyim Hakan Bey? Özür dilerim Devam edin. Ayrıca adaylık bir savaş. Şu, Savaşa giriyorsun. Yani bir siyasi mücadelenin tabii. içine giriyorsun. Şu, Hiçbir siyasi mücadele geçmişi olmayan birisi şunu bir ilave sadece ekleyeceğim. Eee Sayın İhsanoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değildi. MHP'nin önerdiği bir adaydı. CHP'de MHP Tabii ile ki. birlikte biliyorum, biliyorum. acaba AK Parti tabanından da oy alarak bu seçimi kazanabilir Biliyor. miyiz stratejisiyle Biliyor. gitti. Biliyor. Yani bu hani ki Kemal Bey'e böyle bir haksızlık yapmayalım. Biliyorum. Biliyor. Ben Devlet şey söyleyebilir miyim? bir adaydı. Şu konudaki görüşünüze katılıyorum. O günün konjonktürünü düşünelim. Belki o günün konjonktürüyle birlikte <laughs> değerlendirdiğimizde İhsanoğlu'nun adaylığı e, farklı algılanabilir ama ben bugünden geriye baktığımda, bugünden baktığımda yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Tabii. o gün belki bu kadar net göremiyorduk ama bugünden artık Kemal Bey'in bunu böyle söyleyebilir yani parti içinde abi. zaten yanlış olduğu söyleniyor. Şimdi Kemal Bey hariç. Kemal Bey'in bu dediğiniz açıkçası eleştiririm niye? Ya bir yanlış yapılmış. Hani 17 tane yanlışı içeriyor. Bir değil. Şu sebepten yanlış, bu sebepten yanlış, o sebepten yanlış, bu sebepten yanlış. Siz 17 tane yanlış içeren bir konuyu hala efendim iyi anlatamadık falan diye. Olur mu ya? Yani bu olmaz işte bakın bunlar bunlar. Bu şu demek. Ben hata yapmam da yani şöyle bir olay oldu o yüzden. Şimdi ben hata yapmam yaklaşımı bir kere bu yanlış bir şey. Demin Yaşar da o misali o. Bakın ben hayatımda hesap yaptırıyorum. 3300 saat canlı yayına çıkmışım. Canlı yayın. Her çıkışımda dikkat ederim bir hata yapmayayım diye. Kelime hatası ha. Öyle yani cümle hatası da değil. Ağzımdan yanlış bir şey kaçmasın diye. Ve yapabilirim diye de çıkarım. Öyle kusursuz insan yok. Dolayısıyla yani bu hata değildi falan iddiası bu yaklaşımlar olmaz. Yani her şekilde yani hocayı böyle bir maceraya sürüklemek yanlıştı bir say say bitmez siz CHP seçmenini sandığa nasıl götürecektiniz hadi götürdünüz zoraki götürdünüz ya 50 tane şey saymayla bitmez bir kere hoca, e, ya hoca özelliğin? siyasetçi de iyi bir kere Ay, en kritikini söyleyeyim bir de şimdi si, dün siyasi görüşü milliyetçi muhafazakar bir yaklaşım değil mi diyelim merkez sağ diyelim en azından İyi de seçmen bunu bilmiyordu bile. Siz milliyetçi ya da merkez sağ seçmenden nasıl oy alacaksınız? Siz milliyetçi ya da merkez sağ seçmenden, kaldı ki şu sıralar biraz evvel e, HDP seçimin kaderini tayin edecek dedik ya. Yani son, evet. Ben de şunu söylüyorum, bu seçimin kaderini milliyetçi oylar tayin edecek, emin olun. Yani bu AK Parti'nin içinde yaklaşık bir 20 küsur puanlık milliyetçi yapıda bir seçmen var. Yani kendini öyle tanımlayan, CHP'li olduğu halde kendini milliyetçiyim ya da ulusalcıyım diyen bir 8 puan var. Bir de İyi Parti'nin de 14, 12 puanı Peki. falan böyle. Yolun, Şimdi seçmen konuyu değiştirmek istiyorum. Bir kişiyi Artık tanıyorsa şayet, bir kişiyi tanıyorsa şayet tanırsa ona oy verir. Ama hocayı tanımıyorlardı. Peki. <laughs> Belki de Kemal Bey hani bu muhafazakarlara açılmak istiyor ya yıllardır partinin başına geçti. Yani Ekmelettin... Bu ilk girişimdi belki. Ha, i̇lk girişimdi belki Ekmelettin İhsanoğlu'yla o yolu açtığını düşünüyor. İsmet Bey bir cümle çünkü değiştireceğim konuyu. Şimdi bakın Ekmelettin İhsanoğlu'ya oluyor karar verilirken parti yönetiminin haberi yoktu. Ben bizzat yanılmıyorsam 3-4 tane genel başkan yardımcısıyla bizzat görüştüm. Daha sonra bu nereden çıktı diye. Hepsi yemin billah ettiler haberimiz yoktu diye. Doğru. Yani normalde CHP gibi partilerde parti meclisi karar verir ve oradan çıkar. Ancak parti meclisine son dakika dayatıldı ve e, bir anlamda artık zamanımız yok dendi ve baskı altına alındı. Bu herkesin bildiği, bir bütün CHP'liler de bunu bilir. Şimdi benzer bir olay var. CHP adayını YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra ilan edecek. Benzer bir durumla yine karşı karşıya kalınabilir. O anlamda e, bilemiyorum. Erken seçim. Şey YSK ne zaman açıklayacak hani o tarihi? Bunun i̇şte, belli mi? Henüz seçim tarihi ama gün önce, ay sonra, 60 gün önce seçim, seçim karar alınması için 60 gün önce. 60 gün. Ha, yani normal seçim. millet İttifakı yani. adayını 60 gün kala seçim 60 gün kala Yok. mı açıklayacak? Şimdi Yok. şöyle çok saçma olur ya. Seçimin benim bilgilerim 70... o şekilde. Seçimin 25 Haziran'da yapılacağına dair kuvvetli istihbaratlar var. Bu vakti. Tabii. 25 Haziran. Yani ki, tam vakti. 23. Evet. 25 Haziran. Belki Çünkü okulları... bir hafta öncesinde üniversite sınavı var. Hmm. 18'inde. Ondan sonra yani 25 Belki Haziran'da. Belki okullar var diye çekebilirler mi yok, yok. biraz ileri? 25 Haziran diye, o... diye sanki böyle bir şey. Ya şöyle bir, bir durum. Kişiyle göre... Söylenti var. İsmet, İsmet Bey ve Zafer Bey'e sormak istiyorum. İkisi de Kulisleri e, takip eden gazeteciler. Yani e, Zafer Şahin bir daha altını çizebilir miyiz? Yani şu an için erken seçim falan yok. Böyle Mayıs'a çekmek bile yok. 25 Haziran hangi güne geliyor? Pazar, pazar gününe geliyor. pazar Hakkına e, bakmam lazım. Hatta geçen baktım 25'i pazara geliyor. 18'inde üniversite sınavı var. Zaten bir önceki seçimde 24 Haziran'da olmuştu. 2018'de 24 Haziran'da olmuştu. Şimdi Ahmet Bey şu konuşuluyor. Bugün Abdülkadir Selvi de gazeteci büyüğümüz yazmış. Ya evet AK Parti içinde bunu konuşan vekiller, MKYK üyeleri, bizimle sohbet ettiğimiz isimler var. Ya Kasım ayında hani gidip bu işi bitirelim diye bir görüş de hakim. Ama onlar i̇şte... bir dakika ya ekonomide sıkıntılar var. İşte Cumhurbaşkanı diyor ki ocaktan sonra diyor rahatlama olacak. Neye dayandırıyorlar Kasım'da bu işi bitirelim? Yani şu mu? Millet İttifakı adayını henüz belirleyememiş, baskın seçimle, bu, bu, bu öyle mi bir hesap? şu var, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri ekranlarda başka şey söylüyor. Anketçileri, kamuoyalaşmacıları başka şey söylüyor. Ama özel sohbetlerde söyledikleri şu, iktidar toparlanıyor. AK Parti loading, yani öyle. Bunu görüyorlar. Şimdi Zeki Bey demin kritik bir şey söyledi. Ben de kendisiyle çıktığım programlarda ilk defa kendisiyle aynı görüşteyim. Yani bu adayı belirlediler, belirlediler. Size öyle söyleyeyim. Çünkü top ne zaman belirlediler? Benim. Bir an önce. Bir an önce. Yani en geç Ekim. Kasım. Seçim takvimini iktidar açıklayacak. İşte ben ona göre adayım belirleyeceğim. O tren geçti. Şimdi bakın toplumda artık bu altılı masanın sakinlerinin ülkeyi yönetemeyeceklerine dair bir kanaat yavaştan oturmuş durumda bu bir. İkincisi hükümet Recep Tayyip Erdoğan sessiz sedasız çok ciddi adımlar atıyor. İşte bu icralık borçlarla ilgili hamleleri düşünün. Asgari ücrete yapılan zam, memuru yapılan zam. Peki şöyle bir konu var. Ekonominin toparlanması gerekiyor. Toparlandı mı? Şimdi ya bakın. Çünkü sıkıntı hala sürüyor. Ee, artış, e, pahalılık sorunu var. Yok mu? Yani böyle. Elbette ki bunlar, var. Elbette bunlar, var. Bunlar AK Parti'yi sıkıntıya sokmayacak mı? Ya Bir an önce giderlerse bakın, seçime. Bakın zaten fatura her zaman iktidara kesilir ama... Macron'un açıklamaları var. İnsanlar merak edenler bir baksın. Macron diyor ki dünyada bolluk dönemi bitti. Bakın artık bütün seçmen dünyaya da bakıyor, Türkiye'ye de bakıyor. Bakıyor mu? Bakıyor, bakıyor. Ben hani yani... seçmeni şöyle düşünürüm. Çok özür diliyorum. <laughs> Benim yaklaşımım. Yani seçmen kendi cebine bakar, kendi elbette ekonomisine ki, bakar. Ki. Dünyada ne oluyormuş bana ne der diye düşünürüm. Öyle yani, değil mi? Bana ne tabii ki illaki der. Bana ne dünyadan der. Bana ne dünyada işte efendim mazot fiyatı neymiş ben önüme bakarım der. Ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki Ahmet Bey İnsanlar bir taraftan da şuna bakıyor ya bir büyük fırtına var burada acaba gemiyi güvenli limana hangisi götürebilir? Tayyip Erdoğan mı götürebilir? Yoksa aylardır 6 ayda 36 kez toplanıp da daha bir aday benim önüme aday çıkartamayan bu siyasiler mi götürebilir diye bakıyor. Bu bir. ikincisi ekonomide alınan kararların topluma yansıması biraz zaman alıyor. Hemen olmuyor. Ama O yüzden diyorum şimdi, AK Parti ha, erken seçim istemez. Işte, tabii, ne zaman olacak bu zaman? Bu sizin? konuşul konuşulmuyor. Bakın şimdi ben diyorum ya size, Kasım ayında bunu yapalım. Çünkü anketlerde bir yükseliş var. AK Parti ile yine bir yükseliş olduğu söyleniyor. Bazı anketlerde de tersi var. Tersi ama. söyleniyor ama Aynen. yani kendi aralarında. Şişin durduğu doğru. En yani, en durdu da Durdu. Muhalefet de bunu görüyor. Ben son dönemdeki tartışmaların yeniden alevlendirilmesinin de biraz bundan kaynaklandığını, AK Parti'nin işi toparlayacağına dair bir öngörü oluştuğu için e, farklı gündemlerle Türkiye'nin asıl gündeminin bir şekilde değiştirilmeye çalışıldığını görüyorum. Ha seçim isteyenler erken seçim olsun olmasın, e, AK Parti içinde bu senaryoyu satın alanlar da var ama ben seçimin normal zamanda yani 25 Haziran'da yapılacağı kanaatindeyim. İsmet Bey? Diyeyim. Şimdi bakın bu aday açıklama konusunda Ali Babacan'ın yanılmıyorsam 15-20 gün önce yaptığı bir açıklama var. Diyor ki ortak adaylık konusunu hiç açmıyoruz diyor. Toplantıdan önce yaptığı bir açıklama. Bunun da nedenlerini sıralıyor. Amerika'da diyor 3 ay önce açıklanıyor diyor. Yani e, onları söylüyor ve benim en çok çekindiğim husus ki Cumhurbaşkanı adayı belirlendiği anda her şeyi ona soracaklar diyor. Yani bir anlamda liderler devre dışı kalacak adaylar artık diyor gündeme gelecek herkes. Yani bir anlamda partilerin o genel başkanların inisiyatifi adaya doğru kayacak diyor. Kimse de bunu istemiyor anladığım kadarıyla. Birincisi o. İkincisi, şimdi bakın ekonomide bir takım hesaplar yapılıyor. Şimdi Kasım ayı iktidarlar için en iyi aydır. Neden iyi aydır? Çünkü işte ürün hasat dönemidir. Taban fiyatlar verilir. Nispeten biraz rahatlama olur. İşte insanların hani Düğün mevsimi derler ya sonbahara doğru işte hasadını kaldırır, çocuğun çocuğunu evlendirir falan. Biraz daha insanların cebinin para gördüğü aylardır. Ondan sonra cepten yemeye başlarlar. Borçlanırlar. Mesela köylere gittiğiniz zaman köy bakkalarında herkes deftere yazılmaya başlar. Artık eskiden mesela bu Mart'ta, Nisan'da yazılmaya başlanıyordu. Şimdi artık Ocak'ta, Şubat'ta değil, Aralık'ta yazılmaya başlanıyor. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. O nedenle Kasım en iyi aydır. Peki Kasım'da bir erken seçim olabilir mi? Sayın e, Selvi'nin de böyle bir duyumları, bende de benzer duyumlar var. E, hatta bunun bazı nedenleri de var. Mesela borsaya, piyasalara yabancı para girmeye başladı. Bunun nedeni e, erken seçim satın alındı diyenler var. Yani bu tür hesaplar yapılıyor. Çünkü e, para kazanacak olan adamlar ona göre bir takım işler yapıyorlar. Şimdi eğer Mart'ta seçim olacaksa bunun tarihi belli. Önümüzdeki 15 gün içinde meclisin toplanıp karar alması gerekiyor. Başka hiçbir şansı yok. 60 gün hesaplarsanız Kasım 15'e diyor en yani geç. Yani o zamana kadar yapıldı, yapıldı. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye'nin kış şartları nedeniyle yapılamıyor. Peki Mart olur mu? Şimdi o tartışılıyor. Yani bir ihtimalde Mart. da nereden geldi? Cumhurbaşkanı dedi ki Şubat'ta Mart'ta e, enflasyon düşecek dedi. Şimdi bunu da bu şekilde algılayanlar var. Fakat Mart dediğimiz gibi en kötü aydır siyasi iktidarlar açısından. Bir, parasal sıkıntılar vardı. Bir de şimdi düşünün doğalgaz faturalarının en kabarık geldiği dönem, elektrik faturalarının en kabarık geldiği dönem ve insanların da sinirlerinin en gergin olduğu dönemdir. Çiftçiye bakacak olacaksa, bakarsanız işte yeni ekim yapacak, işte harcamalar olacak, işte fiyatlar artmış, gübre artmış, şu artmış, bu artmış böyle bir dönem. İktidarlar açısından da Mart'ta tercih edilmez fazla. Yani mecburları Haziran. ama e, tercih edilmez. Zafer Şahin'in söylediği. Haziran gibi. geliyor. Ha, evet, Haziran da e, şeye uygun. Yani Mart'la çok değişmiyor. Haziran'da da bir, yani iktidarlar açısından çok verimli değil. O da bu sıkıntıların devam ettiği aydır. Şimdi, Cumhurbaşkanı ekonomi enflasyon e, Şubat'ta Mart'ta düşecek dedi ama, bakın şu anda bir enflasyon var, bir pahalılık var. Yani 3 olan mal diyelim ki 9'a çıkmış veyahut da neyse 5'e çıkmış. 5'in üzerine enflasyonda bir düşme bekleniyor. Bu da neden bekleniyor? Şimdi Aralık ayı enflasyonun yükselmeye başladığı dönem Aralık'tır biliyorsunuz. Yaklaşık %14 mu arttı? Yani 13,5 mu arttı? Yani yüksek bir artış oldu. Yani rakamlarda yanlışlığım olabilir. En yüksek artış Aralık'ta oldu evet. 13 olarak. Evet Aralık'ta arkasından Ocak, Şubat yüksek enflasyondu. Dolayısıyla Aralıktan itibaren 12 aylık enflasyonlarda düşme başlayacak. Ancak bu düşme yanıtmasın, Yükselmiş fiyatlardaki artış hızı düşecek. Yani bu tabii, anlamda tabii. değerlendirmek. Tabii tabii. Fiyat artış hızı. Bakın düşecek. Şu anda Evet. Bakın şu andamda üretici fiyatlarındaki artış oranıyla tüketici fiyatları art daki artış oranı arasında yaklaşık 50 puan var. Bu 50 puan yedirilecek eninde sonunda. Yani daha pahalıya üretip daha ucuza satamazsınız. Yani bu yedirilecek önümüzdeki günlerde. Bu nedenle enflasyon devam edecek. Ya bu gerçeği görelim diye söylüyorum. Şimdi Türkiye'nin nakit sıkıntısı vardı. Bazı para akışları başladı. Merkez Bankası'nın işte kasasına paralar girmeye başladı. Şimdi buralarda karşımızda bir fırsat var. Bu fırsat nedir? Rusya fırsatı vardır. Türkiye için gerçekten ciddi bir ekonomik rahatlama getirebilir. Ama orada da iyi kullanırsak ve riskleri alırsak, Amerika'nın yaptırım baskılarına direnirsek bu işler olur. Ee, yine Orta Doğu'dan gelecek paralardan söz ediliyor. sıvaplar var, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirliklerinden. Anladığım kadarıyla onlar da ufak ufak girmeye başladı. Yani bu nedenle ben e, erken seçimin, e, Mayıs'taki şeyi zaten ben muhalefetteki e, bazı yöneticilerle konuştum. Mayıs'taki erken seçimi kabul etmeyiz diyorlar. En geç Mart, Nisan'ı kabul ederiz diyorlar. Ee, bunu neden söylüyorum? Çünkü eğer meclis kararıyla erken seçime gidilecekse iktidarın oyu yetmiyor. Cumhur İttifakı'nın oyu yetmiyor. muhalefetin de destek evet, Bir şey ilave edeyim. En azından bir kısmını. Evet. Zeki Bey bir, bir şey, şey, ederim. şey Şimdi atladığımız bir konu var onu ilave edelim. Biliyorsunuz 2021 Nisan ayında bir anayasa değişikliği oldu. O anayasa değişikliğin bir yıl dolmadan uygulanamıyor. Dolayısıyla da her ihtimale düşünürsek Nisan ayının ötesine gidecek. 6 Nisan. 6 Nisan değil mi? Yasa Şimdi değişikliği de bu var. değil mi? Yanlış Dolayısıyla olmasın. Dolayısıyla bu, özür diliyorum. Zeki Bey, anayasa dediniz de yasa değişikliği yasa, değil mi? Yasa kanunlu, değişikliği. Seçim kanunu değişikliği. Yanlış seçim olmasın. Seçim kanunu değişikliği. Ha. Seçim evet, kanunu evet. değişikliği. Dolayısıyla o nis, 6 evet, Nisan, evet. Nisan olarak biliyorum 6 Nisan. 6 Nisan öncesi olursa zaten o yasa evet. uygulanmamış olacak. Dolayısıyla Nisan aşacağız gibi görünüyor. Fakat benim beklentim şunda 25 Haziran diye e, Zafer Bey dedi normal seçimleri ama bu okullar tatiller falan dolayısıyla biraz bir ay falan oynayabilir. Orada değilim. Fakat şuna biraz itirazım var ekonomik boyutuyla. Şimdi geçen yıl bahsettiğiniz oranlarda son açıklanan o yıl sonu patlamalarında tüketici fiyatları %36 iken üretici fiyatları %79 olmuştu. Hatta burada da tartışmıştık. Ahmet Bey e, enflasyon düşer mi 6 ay içinde? Dediğinde düşmez dediğimde içimizi karartıyorsun diye de böyle bir diyalog geçmişti. Keşke biz hani söylediğimiz e, tutmamış olsaydı. Şimdi bakıyorum, hani bir Durma var yükselişte dendi de şimdi üretici fiyatları en son yüzde 144 açıklanmış İsmet Bey. Enflasyon yüzde 79. O çok yükseldiği dediğimiz Ocak döneminde fark yüzde 43 üfe ile tüf arasında ya şimdi 65'e çıkmış fark. Bu gösteriyor ki biz yılbaşında başında 3 haneli enflasyonla karşılaşacağız. Enflasyonun Şubat ayında düşüyor iddiasını ben bu matematiksel verilerle doğru bulmuyorum. Bu benim görüşüm ve benim beklentim. Nerede bekendim. düşecek diyorlar? Şunu Peki, söylemek ekonomistler istiyorum. Ekonomistler baz etkisiyle düşecek diyorlarmış. Ben ekonomist değilim. Anladım. Evet, şimdi ama hani dedik ekonomideki Neyse, bu ayrı bir girmeyeceğim. konu basit da... hesap Ahmet Bey. Bu bir bu da e, erken seçimi iktidar e, boyutuyla getirecek bir hamle ekonomi olmayacaktır. İsmet i̇ktidar de. için en iyi hamle yine süresini beklemektir. Süre. Bunun bir yasa değişikliği, ya süre... iki ekonomi uzun Zeki süre. Zeki bunun süresi geçir. ne zaman ya? 25 Haziran son tarih? 24 Haziran'da seçim olmuştu 2018'de. Ya o tam 5 yıl. 5 yıl. Yalnız şimdi mi? enteresan temmuza şey. sarkamaz yani. Enter yok sar sarkı. Şöyle abi karar erken alabilir, olmaz, Sonrası alabilir. olur. Şimdi benim çok önem verdiğim bir haber kaynağım ismini açıklayamam. Ee, 14 Mayıs diyor. Bu da seçim. Ben, için. <laughs> Önemli Mayıs, biri mi? Ben evet. de o kaynağı Zafer Bey biraz ee, Mayıs dememin şu, sebebi ya şimdi çok açıklamadım cümlenin, ama denk cümlenin, geldi diye söylemiyorum bakın, size. Bakın şu cümlenin iticiliğinin farkındayım. Fulya Kalfa'nın programda ben bunu iki ay önce söyledim. 14 Mayıs diye. Ama 14 Mayıs'ın şöyle bir özelliği var. Demokrat Parti'nin iktidara gelişi. 1950 yeter söz milletin. E şimdi rakibiniz Hı. Millet İttifakı. Sayın Gültekin'e yarar bu. Ee, yani <laughs> şimdi burada e, ya, o kadar ince düşünmeye sloganik gerek Sloganik anlamda bir avantaj olur ama Şimdi o bahsettiğim haber kaynağım diyor ki 25 Haziran'da en az 100 bin kişi hacda olacak. Hı -hı. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda olacak. Ama aynı zamanda tatile gidecek sekülerler de var. <laughs> Öyle bir geyik <laughs> var eskiden. var. Eskiden, evet. var. Yani şunu bu 14 Mayıs tarihi biraz... Gerçi artık muhafazakarlar da tatile gidiyor. Yani o, o geyik de bitti. Yani neyse işte evet. şaka yapıyorum yani. Ya şimdi bunu ya alıp şöyle şey yaparlar önem abi. bir <laughs> haber kaynağım olmasaydı ben 25 Haziran'da ısrarcı olurdum. Çünkü daha önce bunu birkaç kişiyle konuşmuştum. Ee, ya ama bu adamın bağlantıları sağlam mı gerçekten? Tabii yani? tabii çok sağlam. Ben i̇yi, size reklam arasında söyleyeyim. İyi bir insan. mı? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. İyi bir insan, Ankaralı. Doğru. Peki, teşekkürler. <laughs> Neyse bakalım ne olacak. Kim bir şey <laughs> söyleyecek falan var olmadı. mı bu konu? Erken ben seçim. Ben bir şey demedim ama geçebiliriz konuyu. De mi? Ya ay, buyurun. Bir şey yani deyin ya. Değiştireceksek şey yapabiliriz. Hayır, hayır, söyleyin buyurun. Ya ben e, Mayıs ayı öteden beri bana mantıklı geliyor. Yani teknik olarak da mantıklı geliyor. Kaç Mayıs demiştin? 14 Mayıs. Pazar günü. Yani günün de bir anlamı var. Günün de bir anlamı var. Çünkü Ama o diyor ki iktidarın. günün anlamı Millet İttifakı'na yarar diyor. Yok. E, yeter söz milletin, merkez sağ iktidarın İktidara gelişidir. Yani, Demokrat e, parti. Ya Demokrat <laughs> Parti ile en fazla öz, özleşleşlik kuran Erdoğan değil mi son, son dönemde? Tabii ki. Şimdi bakın, Demokrat Parti'nin 3 tane kurucusunu idam sehpasına götüren anlayışla bugünkü Demokrat Parti ittifak yapıyor. Aslında doğru. Yani peki, bak, Hakan Bey tüm CHP'de zan altında kalıyor. Girmeyeceğim girmeyece o <laughs> tartışmaya. Hayır hayır hakikaten hiç alakası yok. Niye tüm CHP'de zan altında kalıyor? Başka bir karşısı. tartışma girersem vallahi çok kötü tartışırız. Ne Aman kadar eksik bilgiyle gibi Çok korktuk ben şöyle ufaktan şuradan gitmeye vallahi hazırlanıyorum. Yani. Çok korktum. <laughs> Zafer tartışmadan korkmazlar. Ama o konu hakikaten. Şimdi Ama geleden, Zeki Bey de bir cümle Ama CHP'ye bunu yüklemek çok Hadi doğru söyleyin, bir şey değil. Hadi söyleyin bence söyleyin. Ya CHP'ye yükleyen kim? CHP'ye yüklendiğini iddia eden Hakan Bey oldu. Tamam. Sonuç itibariyle bir askeri darbeden bahsediyoruz. Değil mi? Sonra o askeri darbenin sahiplenicisi kimse? Ben ondan bahsediyorum. İşte bakın orada gene CHP'ye geliyorsunuz. Söyleyin, de, söyleyin ne ya Allah yani. İnönü, İnönü e, Menderes'in idam edilmemesi için verdiği mücadeleyi e, görmemezdik bence çok yanlış. Cumhuriyet Halk oh. Partisi hiçbir zaman idamları benimsememiştir. İnönü de bununla ilgili büyük mücadele vermiştir askeri junta bu şeyi gerçekleştirmiştir. Zeki Bey bakın yakın bakın, tarihi çok bilmediğiniz anlaşılıyor. Ya, geçin Demokrat Parti. Geçen, yazdım geçin Demokrat tarih yazdım geçin Demokrat İki Parti'deki tarihi yazdım. Deniz gezmişlerin idamına, Deniz gezmişlerin Haddini. idamına, Deniz gezmişlerin idamına evet iki, diyen insanları iki, kim bir bak Bak, bak şimdi öyle haddini bileceksin iki, falan yapmayız. Şey. Ama ben ama de. şimdi bilmiyorsunuz demek falan. çok ayıp ya, bir iki şey. Ya diyorsun ki idamlara i̇ki karşı tavrı şey diyorsun. Iki, bak, ortada diyorsun. Ben iki, de sana diyorum ki iki bırak, iki bırak Türk adnan menderes arkadaşlarını. Bırak adnan menderes arkadaşlarını. Yazmış Deniz, Deniz gezmişlerin idamına kulaktan... evet diyenler arasında kimler var biliyor musun sen? Bugünkü bağlantıların kimler olduğunu biliyor musun? Biraz önce dedin ya idamlarla bir alakası yok diye. Çok Şimdi, biliyorsunuz bak, ya tarihi. Onlar çok farklı şeyler. Çok biliyorsunuz ya tarihi. Çok, çok iyi bilirim, sana da Hı -hı. anlatırım bu işleri. Ya neyse. Ee, bu tarihi de yazmış insanım. Öyle mi? Kitap mı yazdınız tarih kitabı mı yazdınız? Tez yazdım. Ne? Hangi konuda? Ee, hangi konuda? Evet. Siyaset belli türü. değil, anladık. Hayır, siyasal başarı. Orasını bilmediniz bir tez yazdınız Veririm, tamam. Zerzim siyasal başarıyı tartıştım. Tarih ve yaştı araştırdım. Ben orada literatürde de Hayır araştırdım, yani işledim. Yok haddini bileceksin Bak, bilmem ne. Aynen ya. öyle ama bana bu tabudayı ayakları bana sıkmasın. o tarihi sormaz. bilmiyorsunuz gibi bir ifadeyi yakıştıramıyorum size. Şimdi bakın. Bakınız, eğer idamlarla iş yürütür diyorsanız tarihi bilmiyorsunuz demek. Demokrat Parti'lerin vatan cephesi adında, adında kurdukları o gergin toplulukla birlikte, anlayışla birlikte İsmet Paşa'yı o komisyonlar kurarak e, meclisten attığını biliyor musunuz? Ya, Attırdığını biliyor musunuz? Siz rahmetli Menderes'in, rahmetli Menderes'in ailesinin... İsmet İnönü, albayların gerçekleştirmiş olduğu bir e, e, darbeyi e, kabullenmemiş. Kesinlikle de o darbe aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki iktidarı da ortada kaldırmış. Sonra darbeden sonra kurulan hükümetlere başbakan olmuş değil mi? 57 evet, seçimlerinde evet, evet seçim Zeki makası kapanmıştır. kapanmıştı. Ya şunu söyleseniz daha iyi. Yapmayın Darbedeki bunu yani. ilk darbeyi organize eden 14 kişi tasfiye edildi ya hemen. Evet. Ha Kendi içinde... O ilk 14 kişi de CHP'nin ve fazla dahli yok. Tasfiye onlar edildikten sonra darbeyi yapan ekip... Ki... Büyükelçi falan tayin tabii. edildi ya onlar. Tabii, tabii Ondan sonra ağırlık koymaya başladı. Peki erken seçim. Ya. Hakan Bey. <laughs> Şimdi Efendim ben diyorum ki kısaca söyleyeyim Konuyu herhalde değiştireceğiz Birincisi ekonomi konusunun Kesinlikle şu iki Bazda bir çözüm bulması lazım Hiç yani detaylar değil Enflasyon devaluasyon Bu iki laf çok önemli İkisi de Fransızca ama ne yazık ki Türkçesi birisi hayat pahalılığı Birisi de paranın değer kaybetmesi Tamam mı Şimdi e, Türk lirasının dolar ve euro karşısında mutlak toparlanması lazım. Mutlak ama. Yani buna 6 ay içinde bir çözüm bulunması lazım. Buna dışarıdan sıcak para mı girer? En, ekonomistler konuşsun abi. Sonra bize e, bilmem ne e, her şeyin şeyi diyorlar. İki, enflasyon. Yani hayat pahalılığının da kesinlikle bir gem alması lazım. Hükümetin de bunun için zamana ihtiyacı var. Ben de bu sebeple diyorum ki bu böyle e Ekim, Kasım'da olabilecek bir şey değil. En azından Ocak, Şubat, Mart'ı Türkiye görür. Mayıs ayının da şöyle bir avantajı var. Seçimi kısmen de olsa erkene almak hukuken de bir avantaj taşıyabilir. Peki. Bu çözülmüş olur. Bir de bir tek hatırlatma yapayım. Ee, 30 yaş altı için iktidarın farklı bir konsept geliştirmesi lazım. Seçim, yaklaşım ve e, politikaları bakımından. Peki. Çünkü bu neslin bakışı bambaşka. 30 yaş üstü 3-4 ayrı konuyu mukayese edebiliyor. Yani şöyle bakabiliyor olaya. Ya ekonomi böyle ama Türkiye'nin de başı şu konularda, şöyle dertte, milli konularda bu hükümetin de şöyle bir duruşu var. Ya ne yapalım bu konu böyle ama bak bu konuda iyi gidiyorlar diyebilecek kesim 30 35 yaş üstü. 30-35 yaş altı için mutlak hayata başlayan nesildir bunlar 20 yaş grubu. Bunlara mutlak çözümlerle yaklaşması dokunulması lazım. lazım. Aynen. Çok teşekkürler. Şimdi ya Onur, benim en sevdiğim afiştir şu Demokrat Parti'nin ilk çıktığı e, bence Türk siyasi tarihinin en etkili hmm. afişi, en etkili sloganı yeter söz milletindir. Katılıyorsunuz hmm. değil mi? Yani çok gerçekten çok, çok etkileyici bir hem de o yıllar için. O yıllar için. Bence i̇lk hala aşıla... ilk de yazılı afiştir. Evet evet aşılamamış. Böyle bir özelliği var. Aşılamamış. Ha işte yani. benim bahsettiğim buydu. <laughs> ha evet evet doğru, doğru Bahsettiğin için zaten getirdik ekrana. Neyse alalım. Şimdi bir başka e, konuya geçeceğiz. Biliyorsunuz ya yani şimdi belirsiz bir şey belirsizse en çok o tartışılır. Hani şimdi Millet İttifakı'nın adayı belirsiz. Kim olacağı belli değil. Yani şimdi bugün baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu isminin çok ön planda olduğunu görüyoruz ama sağdan, soldan işte Ankara'dan gazeteci arkadaşlarımızdan duyduklarımız ya o kadar da net değil, kesin değil. Her an her şey olabilir noktasına götürüyor. Yani biz düz baktığımızda bugün kim aday olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu, ben ben mesela hmm. öyle cevap veriyorum. Adayları Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Aşağı yukarı da böyle. Böyle yan, diyor. Yani ama oturdu. Ya şimdi Zafer Şahin'le konuşunca kafam karışıyor. Bir sürü şey, bir, bir düşünmediğimiz <laughs> detayları bize hatırlatıyor. Hayır, Kılıçdaroğlu bu konuda haklı da bir de yani. Tabii. Neyse demek Ama Hakan Bey de Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik o negatif algı yavaş yavaş silinmiş gibi geliyor. Bayrakçı da. Tabii tabii. Yok. Satın aldı şey adaylığını. adaylığını. Evet satın al. Meşhur tabirle şaka yapıyoruz ya takılıyoruz size. Biliyorum, Şimdi biliyorum. Kemal Bey de bir şey de eleştiririm. Ya. ya Kemal Bey de çok düzgün bir davranış canım. Yani ağı en ağır şekilde eleştirdiğiniz bir kişinin iyi muhalefet yaptığında iyi muhalefet yaptığını söylemezseniz sizin inandırıcı Ahmet Bey Eyvallah. ben de eleştirdiğim dönem oldu. Muhakkak yani. İhraç edildim bu konuda. Beyler Siz, Dünyanın evet yani. en doğal şeyidir. Artık çok kutuplaştığımız için ve herkes bir tarafın borazanı olmayı tercih ettiği için yadırganıyor. Yani haklı olduğunda haklı diyeceksin, haksız olduğunda eleştirel haksız düşünmeyi diyeceksin. bu ülkede gerçekten oturtmamız lazım çünkü yeniliği ve yaratıcılığı beraberinde getirir. Getireceğiz bu eleştiriler düşünceyi getir düşünme. yeniden getireceğiz Zeki Dersini Bey. merak etmeyin. Ya zaten herkes herkes eleştiriyor, eleştire bilmiyorum. Ama yıkıcı olmamalı. <laughs> yıkıcı olmamalı. Şimdi Kemal Bey tabii aday olduğunu hmm, bir söylüyor. Bir takım şeyler söylüyor falan ama <laughs> tam olarak da açıklayamıyor. Yani ben adayım, tamam, karar verildi diyemediği için tanımlar yapıyor. Ben daha önce şimdi Onur hazırlamış da ekrana daha önceki tanımlarını getirmiştik. Şimdi yeni bir tanım çıktı ortaya. Yeni ee, yeni adayla ilgili yaptığı açıklamalardan Onur cümleleri alt alta gelsene abi. Gel. <laughs> şimdi Kılıçdaroğlu'nun yeni aday tarifi. Cümle cümle analiz edelim mi? Edelim. Bir, Devlet aklına sahip olacak. Adaletin, liyakatin ne olduğunu ve devletin kurumlarını bilecek. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu uyuyor mu bu tanıma? Yani bunları bilir. Evet, uyar. Tam. Bilir. Kim uymuyor? Tam Mansur Yavaş uyar mı? Şimdi bu göreceli bir kavram. Hakan Bey yani ee, şimdi Hakan Bey söyleyin. birinci maddeye Kemal Bey tam uyuyor. E söyledim. Ha okey yani fikiriz. Daha güçlüyü sordu. Daha diyor ki güçlü daha güçlü, güçlü söyle söyledim. diyor. Yani daha uyar diye. Yani şöyle yani. devlet aklına sahip olacak. E, tam devleti tanıyor. Adaletin liyakatın ne olduğunu, devletin kurumlarını bilecek. Bunu da biliyor. Evet. Tabii uygulayıp uygulamamak konuşulur. Başka bir şey. Bilip bilmemesini konuşuyoruz. Mansur Bey bilir mi? E, bilir yani büyükşehir belediye Başkanlığı yaptı e, bunca şeyin içi içe ama Kemal Bey tabii ki bu konuda daha fazla bilir. o Ekrem doğru. Bey bilir mi? E o da Mansur Yavaş gibi o da bilir yani. Abdullah Bey bilir mi? E o Cumhurbaşkanlığı yaptı yani. <laughs> başka, Bunu herkes ben, bilir. Hakan çok ben özür ben. diliyorum. Bakın birinci maddeye Bilmek uyan başka bir şey. Üç isim var. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Abdullah Gül. Şimdi devletin kurumlarını bilecek. Kim? Aslında biraz bürokrasiden bir bahsetmek düşünelim. lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratik geçmeleri var işte. Yani Bağkur Genel Müdürlüğü, SSK Genel Müdürlüğü. Zafer Bey'in bu uyarısından sonra ben belediye başkanlarını çıkarıyorum bu tanımadan. E tabi orada o belediye, belediye başkanları çünkü yok orada. Çünkü devletin kurumlarını bilecek dediği zaman belediye başkanları sadece belediyeyi biliyor. Aynen öyle. Bu doğru. Peki. Uyarı doğru. Madde 2. Egosuna yenik düşmeyecek. Ekrem Seçildi... olmaz diyor orada. <laughs> <Ya bir> Kemal <laughs> Bey de ego olmaz. Bir sakin ol. <laughs> onu söylüyor. Egosuna Hakan yenik kıskandık siz oraya gidince. <laughs> Egosuna o direkt Ekrem İmamoğlu. <laughs> Egosuna yenik düşmeyecek. Adrese teslim diyorsun. <laughs> şu da şu cümle Ahmet Bey. O seçildim yetkiye sahip oldum var ya. 16 milyon İstanbul'un oyunu aldım. O da ona... Seçildim yetkiye sahip oldum. Nereden çıktı bu altılı masa demeyecek. Nereden geldiğini bilecek. Şimdi bu bu Şimdi Gerçekten hemen Biz aslında kritik basit ya, gibi gözüküyor ama kritik bir şey yapıyor. Gülüyoruz ama Zafer Şahin söylediği doğru. doğru Benim de aklıma doğru Kimleri Herkesin diskalifiye ediyor diyoruz diyorum. Diyorum. Şimdi yani. Kimleri tanımlamıyor Kimleri saf dışı bırakıyor Konuşuyoruz aslında doğru. Şimdi bu maddede E tabi evet. orada da oldu e, Devletin kurumlarını bilecek deyince Belediye başkanlarını dışarıda bırakmış oldu Kemal Bey Burada daha da bariz bir şekilde Orada biraz Şimdi daha soğuk da koşturu... Egosuna yenik düşmeyecek Evet, burada belki bir kişiyi kastediyordur. <laughs> İsim vermeyin. Ben yorum yapmayayım. Ee, tabi bu kendi yorumu bu arada, söyleyeyim. Seçildim, yetkiye sahip oldum. Nereden çıktı bu altılı masa demeyecek. Burada kimi kastediyor? Evet. Siz ne, e, kimi kastettiğini düşünüyorsunuz? Hepimizin ben yine belediye başkanlarını takip. tasfiye ettiğimi düşünüyorum. Evet, şimdi Ekrem Bey demedi mi? Ekrem Türkiye'de. Bey Siyaset konuşacak 3-4 adamdan biri benim dedi ya. Şimdi o doğrudan ikinci madde Ekrem İmamoğlu maddesi. Hani koalisyon protokolüne uyacak <laughs> anlamında kullanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Daha sonra zaten koalisyon burada protokolüne da uyacağını evet. daha ben net bir ifade e ediyor İsmet Bey. Ama yani. burada başkalarının tarifi de var. İsmet Bey haklı. İsmet Bey siz ne diyorsunuz bu ikinci maddeyle ilgili? Valla orada ben benim gördüğüm... yani şimdi iki koalis iki ittifakta koalisyon ittifakı. Şimdi herkes zaman zaman bu koalisyonları eleştiriyor ama şimdi Cumhur İttifakı da bir koalisyon, Millet İttifakı da bir koalisyon. Şimdi bunun bir de parlamento ayağı var. Yani biz sadece Cumhurbaşkanlığını konuşuyoruz da yani bunun yürütmeyi sağlaması için parlamentoda da uyum olması gerekiyor. Bence ona karşı önleme yönelik bir madde gibi geldi bana. Devam edelim. Peki burada yalnız şimdi geldi aklıma söyleyeyim sözünde duracak biri olmalı diyor. Bu cümle o cümle. Yani seçildim, yetkiye sahip oldum. Nereden çıktı bu altılı masa demeyecek. Sadakattan demek şu bahsediyor. demek? Bize vereceği söze sahip çıkacak. Altılı masaya. Tamam işte altılı, Tabii, masaya, altılı evet. masaya. Evet, sadakat. Ne be, Zeki Bey siz sadakat. Sadakat. Evet. Liderlerle birlikte hareket edecek. Bütün temel kararları altı liderle ortak alacak. Oo, burada başka bir koku var. Yo, yok. masadan aklımı... çıkmayacak diyor aday. Bir dakika, bu cümle o cümle. Hayır, masadan çıkan da böyle davranabilir. Ama bu, bu ifade eğer masadan bir adayı kapsasa bu şekilde söylenmez. Yok yok, şöyle. Bir, ben bir Peki, ben buyur. ben bir tamam lütfen izah yapabilir e, lütfen. miyim? Lütfen. Diyor ki yani ben aday olursam diyor ve seçilirsem diyor. Evet. Ben diyor liderlerle birlikte hareket edeceğim bütün temel kararları altı lider olarak ortak alacağız diyor. Ha, kendi adına taahhüt de tabi. var. Kendisini tanımlıyor olur, tanımlıyor bu. Olur yani. uyar. Tamam. Ne diyorsunuz Zeki Bey? Katılıyorum. Zafer Şahin. Konsensus ortak. Burada yani. sanki Ahmet Davutoğlu'nda da bir mesaj var. Yani orada <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani masadan yansıyan kulis bilgileri hani biraz onun daha böyle bağımsız hareket etme özelliği vardır ya. Evet var. Biraz Doğru. sanki Hani o olmaz dememi Ama getiriyor? burada Hakan Bey'in dediği de geçerli. Benim dediğim de kısmen bir şey parantez açın. Ya bence asıl e, problem şu. Bence en sorunlu e, aday tanımı bu. E, bu mesela normal, fanatik olmayan, yani sıradan siyasi açıdan herhangi bir uç noktada olmayan orta ortada duran bir vatandaş açısından. Bu tanım çok tehlikeli. Yani diyor ki Kemal Bey 6 kişi yönetecek Türkiye'yi diyor. Bu Cumhurbaşkanı diyor bu 6 kişiyle birlikte hareket edecek diyor. Doğru. Bütün temel kararları da diyor şimdi temel bir tabii, karar, tabii. karar alınacak. Abdullah Bir kişi veto etse problem çıkar demek bu. Ya tabii şimdi Kemal hmm. şimdi Kemal Bey diyelim ki seçildi Cumhurbaşkanı oldu. Ali Ali Bey ne diyorsunuz? A, e, neydi Ahmet Davutoğlu Bey siz ne diyorsunuz Ahmet Davutoğlu kesin Şerh koşar bir sürü şeye yani bayağı bir problemli problematik bir şey bu yani bunu o açıdan sıkıntılar. Nasıl Ahmet anlatacaklar? Bey ama ön bir sözleşme diğer, hani koalisyon cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ya öyle düşünelim. Haklısınız tam o noktaya geleceğim. O olmasa da genelde koalisyonlar öncesi bir ön bir sözleşme yapılır koalisyon protokolü. Hayır, ona bir itirazım yok hani buna buna sadık kalınsın diyor. Hayır, hayır. Bütün kararlar orada bütün temel kararlar ortak alınacak derken sanki mesela oy bir ile demiyor. Ha, oy birliğiyle değil. Yani, yani çoğunlukta olabilir. Hani ama ortak karar alınsın diyelim yani dört kişiyiz. Yani ortak kelimesini biraz politik buluyorsun. Evet. Ha, politik Orada oy birliği de diyor. çıkar, oy çokluğu da ama şunu der. Ben söyledim yapılsın olmayacak. Demeyecek diyor. Dört kişiyiz. Üçümüz evet dedik. Bir hayır dediyse çoğunluğa uyacak. Peki ben size Biraz bir şey soracağım. Biraz demokratik yönetim anlayışı. Yani... Hakan Bey, e ve sizlere bir şey soracağım. Olabilir evet. Yani Hakan Gerçi karar ortaksa oy birliği vurgusu vardır ama o kadar da Tabii. kelime kelime üstüne gitmenin yok. Ben bir olabilir. şey soracağım size. Şimdi bu cümleyi sizin söylediğiniz ifadeyle kabul ettim ve yorumladık. Bir de şöyle kabul ederek yorum yapalım. Hep birlikte yine. Diyelim ki Kendini tarif etmiyor <laughs> ama aday olacak kişiye de diyor ki bak altımızı daha hiçe saymayacaksın, bizle birlikte hareket edeceksin dediğini düşünerek nitekim o kapıya çıkar mı okuyorum, liderlerle birlikte hareket edecek o kişi, bu bizle hareket edecek, bütün temel kararları altı liderle ortak alacak bu kişi, evet. yani bu yedinci kişi. Çok doğru. Böyle kabul ederek bir yorum yapın. Ya böyle kabul edersek o zaman... 6 kişinin dışında bir aday e, aramamız gerekiyor. E, Ekrem İmamoğlu'nu eledik. Mansur Yavaş. Tamam. Belki hani tamam. tam elenmedi. X kişi diyelim. X kişi evet. Bu şu cümle şu demek değil mi? Kimi aday yaparsak yapalım 7. bir kişiyi çünkü altı altımız kişi. birlikte karar Aa, verdi. Biz olmadan diyor adımını atamaz. %100 zaten ha. ben problematik olarak onu görüyorum. Ha. Yani tabii, tabii. şimdi tamam ortak akıl falan Önemlidir. Ben bunu inkar etmiyorum ama şu anda dünyada liderlikler dönemi yani millet Merkel evet, gittim evet. lider arıyorlar yani Avrupa'da Avrupa'da evet. yani liderliğin yükseldiği bir süreçte bunu nasıl siyaset diline çevirip halkın kabul edeceği bir noktaya getirecekler ben o konuda endişeliyim yani diyorum. Yani şu cümle çok mu marjinal olur? Bizim altımızın bir çeşit ağır bir laf ama kuklası gibi olacak. Yok öyle değil aslında. Bir geçiş süreci yaşıyoruz. Bu süreci bu barış içinde götürüp asıl beklentileri parlamenter Hı -hı. sisteme dönmek ya o zaman her parti lideri yine güçlü bir biçim, ama biçimde çıkacak. Hakan Bayrakçı'nın zaman... sorusu şey, o geçiş sürecinde kukla mı olacak? Vallahi ben söylemek istemem ama uyumlu bir kişi olacak. Çünkü sistemi değiştirir. E kukla hani demeyelim. Aynı kelimeyi ben nazikleştirerek söylüyoruz Daha önceki söylüyoruz tartışmalarda ama. hani karşılaştık ve tartıştık, konuştuk. Ya ben olduktan sonra kurarım bakanlıklarımı, devam ederim gibi ama tartışmalarda abi abi yaşamıştık. Sen, Bu olmasın. Çünkü sen parlamento halktan, var arkada. Ama sen halktan onay alacaksın. İnisiyatif kullanma hakkın olacak. Evet Seçime ya ben de onu diyeceğim. Ama Halkın yarısının oy vereceği adam Bir şey. altı kişinin lafından çıkmayacak biri mi olacak? Biraz yani? genişletebilir miyim? Lütfen. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanımız genelgelerle değil mi, şu anda yönetiyor. Evet. O genelge yetkisini nereden aldı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldı. Aha. Şimdi yeni sisteme geçtiğimiz zaman Zafer Bey yanlış bir şey söylüyorsam desteğinizi istiyorum. Şimdi yeni seçim dönemi geldiği zaman işte halk tarafından seçilen diyelim altılı masada bir cumhurbaşkanı olduğunu düşünelim. Bu cumhurbaşkanlığa o meclis ya ben seçildim yürütürüm diyen bir cumhurbaşkanı olduğunu düşünelim. O meclis kararname çıkarma yetkisi vermezse ne yapacak? Bütün belli kararlar meclisten geçmek zorunda kalacak. O da kimin eline gelecek? Gene liderlerin eline gelecek Hakan Bey. Biraz geniş düşünelim diye söylüyorum. Anladım ama şu üçüncü cümlenin çıktığı Tayyip Bey kapı... Tayyip yetkiyi alamayacak. Tayyip çok kontrolünde bir cumhurbaşkanı görüntüsü veriyor. Ee, ya bu aslında bir şey söyleyeyim mi size? Geçiş dönemi. Hani yeni tartışmalara Peki. girmek istemiyorum ama... Geçiş ya dönemi diyelim. Şunu evet. söylemeyeyim ama içimde de tutamadım. Hı -hı. Vallahi böyle baş başa seçim çıkarsa parlamento yapısında İsmet Hı -hı. abi sürekli herhalde o parlamento konularına onun için giriyor. Yani bir lider cumhurbaşkanı çıksa da içeriden dışarıdan fark etmez. Parlamentoda o çoğunluğu 360'ı ya da 400'ü yakalamayan grup da Hiçbir şey de yapamayacak ben size söyleyeyim. O da var. Bu da doğru. 360 tabii, tabii. yetmeyecek mi diyorsun? 360 ya ama Bu, 400 nitelikli orada, çoğunluktur. Zeki Bey bu doğru. Doğru söylüyorsunuz. Onun için diyor. Konuyla ilgisi yok yani. Var. Onun için diyor ha, ki o lider. O zaten diyorsunuz meclisin. Lider diyor bak burada da seni kitler burası diyor. Peki ama burada doğrudan bir kitleme var. Neyse 6 partinin belirleyeceği temel il. İsmet Bey siz bir şey mi söyleyecektiniz? Hayır söyledim şeyi söyledim. Eee bu e, uyum içinde çalışmak için bunları e, bir anlamda kural koyuyor. Ama tabii hayata nasıl geçer <laughs> ayrı bir tartışma konusu tabii. Çok zor. 6 pa partinin belirleyici <laughs> temel ilkelere sadık kalacağına ilişkin protokol imzalayacak. Oo, Bu ne demek? Evet. Bize taahhüt verecek yazılı. Yani noter bir cumhurbaşkanı olacak diyor. Yani sen sembolik olacaksın. Yani Zafer tabii böyle yorumlayabilir de Zafer Bey. Ya Öyle öyle, onu söylüyor yani. Sembolik yani, olacak diyor. Yani. Protokol yani bir protokole, protokole, diyor, evet, protokol bir, bir protokole bağlayacaklar, tabii, tabii. imza atacak. Ama o da yani adam şimdi cumhurbaşkanı olacak, anayasal hakları var. Protokolle o haklarından vaz mı geçecek? Ama problem çıkar. Yani deklar ettikleri anda büyük sıkıntı çıkar protokole eğer uymazsa o cumhurbaşkanı bu şeye göre. Ya Ahmet Bey bakın Valla çıkıntılık olsun diye söylemiyorum da şimdi sen %50 artı ile seçileceksin. Bu milletin kayır ekseriyetinin desteği arkanda olacak. Ama diyeceksin ki yok. Protokol var. Ama hedef protokol var. Hedef hedeften şaşarsın. Protokol neyse o. Hedeften, hedeften şaşarsın. Hedef şaşar parlamenter, parlamenter Olur. sistemdir. Bu işi parlamenter sisteme ya, götür. Koca yok bir ben oturdum yürütürüm diyemezsin. Dersen hedef şaşar. Bir şey söyleyeceğim ben. Biraz kafa karıştırayım. Bu Sayın Kılıçdaroğlu onu biraz... bu tarifi yapıyor ama diğer liderler bu tarife karşı çıkan yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu altı lider biraz Milli Güvenlik Konseyi gibi olacak. Biraz herhalde. öyle olacak. Tabii tabii. <laughs> öyle. Zeki Bey bunu güzel söylediniz ama son maddede orayı bu dediğiniz görmek olmuyor. Orayı istemedim. Oraya gelmeden önce söyledim. Biraz <laughs> son önce. Son madde diğer 5 maddenin tamamen tasfiyesi anlamına geliyor. Erdoğan'ın zaten... karşısında yüzde %100 kazanacak bir aday olacak. Ben evet. size bir şey söyleyeyim ya. yani mi? Bu... Erdoğan'ın karşısında %100 kazanacak bir aday ne protokol dinler ne altılmasa dinler. Öyle bir aday olsa. Hayır bu konu doğru da. Bu ayrı öyle bir, bir aday şeyde. olsa var ya. Ama bu Kemal Bey'in kendi adaylığını da ki bana göre çok belirginleşmiş bir adaylık. Yani Kemal Bey'in %100 kazanacağı diye bir şey yok. Ki. Ama ben e, bu açıklamaları yaptığı konuşmanın bu konuşmayı büyük bir dikkatle baştan sona dinledim. Bu bu konuya ne diyor? Evet. Yani Erdoğan'ın karşısında kendisini %100 kazanacak bir aday olarak mı konumlandırıyor sorusuna cevap almak için benim e, görebildiğim kadarıyla e, Kemal Bey işte diyor ki e, evet bazı anketlerde e, başkaları önde görünebilir ama e, o anketlerin nerede yapıldığına bakmamız lazım. Yani anketleri tartışmalı kılıyor e, ve başka bazı anketlere işaret ediyor ve Erdoğan'ın karşısında %100 kazanacak bir aday, olabileceğine dair sinyaller veriyor, imalarda bulunuyor. Valla anketleri sıkıntılı bulan bir lider varsa, onda bir sıkıntı var demektir. Ben 40 yılda bunu gördüm. Kim ki anketler? Bence Aa, son bizi madde gösteriyor. Kemal Bey'in aday olmayacağının işareti. <laughs> ya bu kadar acımasız olmayın İsmet Bey ya. <laughs> Ama tamam yani yüz bakın yüzde evet, yüz <laughs> kazanacak Teşekkürler. tabiri. %100 kazanacak tabiri manidar bir tabir. E ama İsmet Bey %100 kim kazanacak Allah'ını severseniz? Yani Erdoğan için de %100 kazanmak diye bir şey yok. Yani bu bence bir eee mübalağalı ifade yani hiç kimse için e, bir siyasi iddia yani %100 kazanacak derken yani kazanma ihtimali yüksek olan bir adayla çıkalım diyor. Kendisini de kazanma ihtimali yüksek olacak bir aday olarak Görüyor olabilir. Benim anladığım kadarıyla kendisinin kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna kendisi inanmış. Ve toplumu da buna ikna etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Yani dolayısıyla. Çok ve masayı da. Böyle, da. Ve masayı, ve masayı. Da. tabii esas Masaya. Ya bence buradaki maddelere baktığınız zaman esas masaya masaya tabii mes masaya da taahhütler ya, var burada. Hayır masaya diyor ki ben aday olursam <laughs> bravo ben size yamuk yapmam diye. Yapmam ve beraber yöneteceğiz diyor ya. Yani, Ahmet Davutoğlu, Aynen. Ali Babacan, Temel Bey, Meral Hanım hep beraber Aynen. yöneteceğiz Türkiye'yi diyor. Yani ne kadar seçin. güzel değil mi? Beni seçin diyor <laughs> yani uzakayım. ben öyle görüyorum yani. Ee, seçilirsek, aday olursak, kazanırsak hep tabii beraber burada, yöneteceğiz. Evet. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı da boş durmayacak. Yani bu hamlelere karşı. Ya bir şey daha var, bakın o buna... da yeni segmentlere açılıyor, o da yeni e, stratejiler geliştirebilir. E, %100 Erdoğan'a karşı kazan marzusu derken e, tabii güç bir e, iddialı bir söz oluyor. Yani. Şimdi bunu daha önce de aslında dile getirmiştik. Bakın Türkiye Cumhuriyet Devletinin bir anayasası var ve ona o anayasayla biz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle idare ediliyoruz. Yani şimdi siz diyorsunuz ki bir protokol imzalayacağız. Ve o protokolle biz anayasada yazan hükmü değil, protokol ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Yani bu açık bir şekilde anayasayı ihlal edeceğiz demektir. Parlamenter sisteme dönüş, Zeki Bey de ifade etti. Ya bu bir hayal, bir anayasayı hayal satılıyor. nerede ihlal ediyor burada? E şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi duruyor ortada. Yürütme kimde belli. Tamam şimdi siz diyorsunuz ki ben 6 kişi imzaladığım protokole göre memleketi yöneteceğim. Bunun anayasaya aykırı. Şurada, Yine Cumhurbaşkanı yapacak şimdi bu işi. Şunu konuşmuyor muyuz? Sayın Akşener ne diyor? Ben diyor başbakan olacağım diyor. Başka ne konuşuluyor? Sayın Akşener'in başbakan gibi hareket edeceği konuşuluyor değil mi? Ama yürütme yetkisi kimde? Cumhurbaşkanında. Yani siz bir anayasa varken anayasada ilgili maddeler gayet net ve açık bir şekilde ortadayken diyorsunuz ki ben bu anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamasam bile bunu 6 partinin hazırladığı bir protokole göre değiştireceğim. Yani kendi kafama göre yöneteceğim. E, bu da Türkiye'de yeni bir tartışmanın başlamasına sebebiyet verir. Ya bırakın 360'ı 301'in bile bulunabileceği şüpheli burada. Yani dolayısıyla burada bu hani aday tarifleri e, bunlar an itibariyle bence çok fazla bir şey ifade etmiyor. Zeki Bey'e bir kez daha burada teşekkür ederim. Bence doğru bir noktaya temas etti. Bu adayı bir an önce açıklamak zorundadır. Yoksa o gün geçtikçe o güneşin altında eriyen kar gibi beklentiler, umutlar eriyor. Siz ne diyorsunuz bu ee, Ben şu, şu açıdan söylüyorum. Altılı masa geç açıklayan açıklarsa oy kaybeder anlamında söylemiyorum. Bir an önce bu sorun çözülmeli ve artık bu altılı masa ortak uygulayacakları programlarla halka gidebilmeli ve bu sorun halkın gündeminden kalkmalı açısından bakıyorum. Artı kazandırır diye düşünüyorum. Şimdi burada bu Olur, altılı masa eder misin? şunu yapmak istiyor Zafer Bey, kararnamelerle yürütmek istemiyor. Bakın bakanlar kurulu oluşacak diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Her bakanın da kendi bakanlığıyla ilgili projelerini konuşacağız tartışacağız ve her bakanla birlikte yöneteceğiz. Ama şimdi ne oluyor? ne oluyor? Şu anda ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı kararname yetkisi almış. Kararnamelerle yürütüyor. Bu Millet İttifakı iktidarında kararnamelerle değil meclisle eşgüdümlü olabilir ve belki de liderlerin birçoğu da bakan olarak görev Bugün alacak. Bu bakanlar iş... Bugün mecliste eş güdümlü olmadığını nereden biliyorsunuz? Ee, peki. Ya mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı, Cumhurbaşkanı da Cumhur yayınladığı seçilmiş. kanun eş olmadığını kararnameler, nereden çıkartıyorsunuz kararnamelerin ki? Kararnamelerin hangisi mecliste Bakın, tartışılıyor? Yarın, hangisi siz, tartışılıyor? Onu yarın Onu söyleyin. siz mecliste çoğunluğu ele geçirirsiniz. Cumhurbaşkanı başka bir ittifaktan seçilir, Ya ben seçilir. partili falan değilim derken o zaman sizin söylediğiniz sistem olur. E şimdi mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'ndan seçilmiş. Evet. Siz ortada olmayan bir eşküdümsüzlükten bahsediyorsunuz. Böyle bir şeyin olduğunu şimdi, gösteren somut bakınız, bir şey yok. Bakınız. Ya millet, millet, halk, seçmen adına ne diyorsanız yetkiyi, yürütmeyi, gücü, erki hı, -hı. Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş. Tamam. Bekleyeceksiniz. Sandıkta Biraz... eğer yenebilirseniz, çoğunluğu alabilirseniz hayal ettiğiniz güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçersiniz. Ama mevcut aritmatikte Türkiye aritmetiğinde siz ya meclisin %60 küsürünü alacaksınız, en iyi ihtimalle 34 milyon oy alacaksınız. O zaman millete bunları söyleyebilirsiniz. Ben parlamenter Şeye sisteme geçeceğim. 6 kişiyle yöneteceğim. Referandum'a götürürler. İşte o çoğunluğu sağlayabilirseniz yani 360-400'ü yani 360 bulabilirseniz. Neyse belki bulacaklar. <laughs> yani. 400 bulursa bulursa, 400, bulurlarsa, 400 bulurlarsa gerek kalmaz. İsmet Bey, şöyle bir şey oldu. Biz şimdi altılı masanın adayının ne zaman açıklanacağını da konuşuyoruz bu arada. Bir an önce açıklanması gerekir diyor Zeki Bey. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruyorlar e, ee, bir hafta önce adayı ne zaman açıklayacaksınız? Cevap veriyor. 2 Ekim'de söz söyleyeceğim bunu diyor. Söz veriyorum 2 Ekim'de bunu 2 Ekim tarihinde bir enteresanlık mı var yoksa öyle sıradan söylenmiş bir tarih midir acaba? Ee, sizin bu konudaki Peki, görüşünüz. Ne zaman de? 2 Ekim'i şunun için mi veriyor? Yani adayı ne zaman açıklayacağını ilan etmek için mi? Söylüyor? Onur ben de onu ben orayı okuyup on... ne, ne demek bu ya? Bir... Çünkü şunu diyebilir. Yani 2 Ekim'de der ki: "YSK seçim takvimini açıkladığı hafta ben de adayımı açıklayacağım." diyebilir. 2 Ekim'de ne zaman açıklayacaklarını, açıklayacağını söylüyor. Evet. Meyfis Anladım. Yani o zaman da, da der ki, yani bendeki bilgi e, YSK ile paralel gidecek. Zaten biraz önce size okudum Ali Babacan'ın açıklamasında da o var ve e, şeyi söylüyor. E, erken açıklamanın yanlış olduğunu söylüyor. Gürsel Tekin de e, CHP'de e, biliyorsunuz önemli bir isimdir. Geçtiğimiz günlerde Sputnik TV şeyde, radyoda yaptığı açıklamada da aynı şeyi söyledi. Dedi ki. Aday dedi geç açıklanmalıdır. Erken açıklaması bana göre dedi sakıncalıdır. Yani sıkıntı yaratır dedi. Yani o nedenle belli ki CHP'de adayın yani ben CHP'lilerden edindiğim intibadı o Yüksek Seçim Kurulu adı, takvimi açıklar biz de ondan sonra adayımızı açıklarız. Çünkü. Ya İsmet Bey onu yani ben zaten ben o ne zaman oluyor? Yani seçime kaç gün kala açıklamış olacaklar? 60 gün kala. Ha 2 ay kala. Ha, bir yani dakika İsmet manzara, Bey manzara Hakan, Hakan Bayrakçı. Seçime ay iki ay kala evet. adayı açıklamak Millet İttifakı açısından Hı. ya iyi midir kötü müdür? Belki de iyi bir strateji hayır, izliyorlar. Hayır. Çok, kötü. çok kötü. Niye kötü diyorsunuz? Yok yok. Bitik. Muharrem İnce aynı sıkıntıyı yaşadı Ahmet Bey. Allah Muharrem Bey e İnce ne dedi? Iki ayda Muharrem İnce'yi 60 gün önce açıkladılar. Ne dedi? Beni 6 ay önce açıklalsaydılar Peki, ben çok daha çalışacaktım. Kemal dedi. Kılıçdaroğlu şu anda zaten adaymış gibi konuşuyor. Üslubunu ona göre ayarlamış durumda. İki ay kalada Kemal Kılıçdaroğlu aday dense ne sakıncası var bunun? Ha, Kemal Kılıçdaroğlu olursa nispeten hani biraz olayın kurtuluru var. Evet. Ama başka birisi aday olacaksa iki ay kala olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu olur gündemde. Hadi Tanıyorlar. şöyleyse. Herkes <laughs> tanıyor eyvallah. İsmet Bey. Gösterecekleri adayı konuşturmadan seçime sokmak istiyorlarsa. Ya yani böyle de bir risk var. Dünyada son dönemde <laughs> böyle bir moda çıktı. Mesela kimi, Zelenski, kimi kastediyorsun hiç İsmet yapmadan. Birini kastediyor. Kimi, kimi kastediyorsun? Hiç yapmadan miting miting seçim Bey, kazandı. Kimi kastettiğini lütfen söyle. Bilmem. Konuşunca büyük çamlar devir. Hayır, İsmet diyorum, Bey ben... aday konuşmadan kendisine nasıl o isteyecek Allah aşkına? <laughs> Sadece Hayır, o Var istiyor. böyle bir model biliyorsunuz miting diyorum. Mitingi pişman ettik. Zelenski, Ukrayna devlet başkanı Zelenski bildiğim kadarıyla hiç miting yapmadan seçim kazandı. <laughs> yani belki böyle bir dışarıdan propaganda ile ama seçime sokulacak bir aday belirleyecekler. Vardı. Ya Zelenski ilk üç gün ben de destekledim ama artık gerçekten sıkıldım o şeyleri filan e, pozlar mozlar. E, yani millet savaş yapıyor ölüyor bunlar. Vogue dergisine poz bilmem neye poz. Ya yani belki de hani kendi ülkelerini dünya gündemine taşımak istiyorlar yok, ama başka yok. bir yol ben bulsalar de ben de tarzını artık başka bir yol bulsalar daha iyi olacak Ahmet yani. Bey Ahmet o Bey bir noktaya daha dikkat gibi. çekebilir miyim? Evet bir de adam çaresiz ya. Şimdi bakın e, bir de bizim dışımızda bu seçime müdahaleler var. Bence onu da görmek lazım. İşte meşhur Biden'ın açıklamaları bir yana Amerikan bir anlamda derin devletinin yayın organlarında çıkan Türkiye analizleri var, seçim analizleri var. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da Lapion eee gazetesinde de bir makale yayınlandı Türkiye'deki seçimlerle ilgili. Şimdi burada ilginç bir şey söylüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken Türk Türkiye Türk muhalefeti birliğini sağlayabilecek mi? Ortak bir proje üzerinde çalışmak üzere 6 partiden oluşan bir muhalefet koalisyonu kuruldu. Geriye tek kalan ortak bir aday bulunması diyor. Sonra da adayını öneriyor diyor ki 51 yaşındaki İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyor onu aday olarak öneriyor. Fakat daha sonra bir şey söylüyor ki o çok kritik ABD ve Avrupa Türkiye'deki seçimlere müdahil olmalı diyor. Bakın e, yani bizim dışımızda e, bu tür çabalar içerisinde olanlar var ve bunların son dönemde hareketlendiğini de görüyoruz. Peki. Türkiye'deki seçimlerle ilgili e, kritik çaba içerisinde olanlar var. E, onlar da dikkat çekici. Peki. Teşekkürler İsmet Bey. Şimdi e, evet. ya, ya yalnız bu dış basında e, çıkan yorumları da çok fazla e, şey yapmamak lazım. Yani dikkate almamak lazım. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu diyor ama iç piyasada, içeride, iç siyasette hani Ekrem İmamoğlu seçeneği biraz epey gerilemiş durumda. Adam orada onu öyle yazıyor, analiz yapıyor filan. Ee, ama dışarıdan müdahil olma şeyi var. Ee, hevesi, arzusu o tabii onu, olacak. Her seçimde olur zaten Türkiye'de. Orada haklısınız. Şimdi bir başka konu da şu. Ya oraya geçmeden bir, bir şey okuyabilirim. ben yani bu koalisyondan bahsettik ya çok kısa. Güzel bir örnek var Ahmet Bey bakın. Şimdi bizde muhalefetin getirmeye çalıştığı sistem birçok ülkede denenmiş. 2013'te İtalya'da 5 partili bir koalisyon kurulmuş, 17 ay sürmüş. Romanya'da 4 partili koalisyon kurulmuş, 14 ay sürmüş. İsrail'de daha geçen yıl 7 partili koalisyon 11 ay sürüyor. En son Tunus'ta 5 partili bir koalisyon kuruluyor, o da 19 ay sürüyor. Ama her ülkenin dinamiği ülke, farklı. Ama bizdeki koalisyon ömürleri daha kısa. 90'larda kurulan <laughs> koalisyonların ortalama ömrü 1 yıl 2 ay. Yani şimdi o tamam bu, da burada koalisyon ikili. Ötekilerin hepsi biraz ikili şey olur yani. mu? E, üçlü koalisyon var. MC hükümetleri var geçmişte yok, şöyle yok, baktığınız bu son zaman. Yani bu koalisyon yani CHP meselesi İYİ Parti başka yok. Diğerli ama 6 diyorsan böyle ya, ya altı 6 diyor. Kemal Bey e, bunun diğer partilere var. biraz hani mültefit davranmak şimdi, için söylüyor. Hani Nepo az önce yani. Az önce yani. Ahmet Bey haklı olarak bana sordu da sordu ya ekonomide her şey hmm. düzeldi mi vatandaş niye yeniden AK Parti'ye yönelecek? Ya milletin hafızasında o siyasi istikrarsızlık var ya, milletten çok bir de özellikle iş dünyasında, esnafta, küçük esnafta, kobide o korku çok fazla var. Yani evet sorunlar var, sıkıntılar var ama Türkiye 90'lardakine benzer bir siyasi istikrarsızlık ortamına girerse bugünleri arar hale geliriz korkusu da var. Peki. Bunlar artık zaten bu, bu söylediğiniz konular seçimin en azından iktidar açısından ana malzemesi olarak evet, kullanılıyor. Evet. Bunu ama bir de demin dediğim 30 yaş üstü bunu daha çok muhakeme onu, onu ediyor. Onu bilemem. Evet. 30 yaş altına başka politikalar üretmeli bak. Onu da ya. iktidar düşünsün. İş dünyasının görüşü de önemli bence. Peki. İyi ya işte 30 yaş üstüdür iş dünyası ağırlık. Ya bu arada e, İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu bayağı oldu bunu söyleyeli değil mi? Bir 15-20 gün oldu galiba. Evet. Sağda en çok duyduğumuz isim Mansur yavaş diye bir açıklama yaptı. Ee, Akşener e, rede soruluyor. Sağda en çok e, kimin adı size söyleniyor diye e, Mansur Bey'in adı geliyor diyor. He. E, Ahmet Bey. Hayır, kavuncuyu de... soruyorlar. Pardon. Hı. Bir kapatabilir misin? Şöyle oluyor. Şimdi Burak Kavuncu diyor ki İyi Parti İl Başkanı İstanbul İl Başkanı sağda en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaştır diyor. Bu açıklamasını Meral Hanım'a soruyorlar. O da diyor ki sağda en çok ad, kimin adı size söyleniyor dendi kendisine. O da Mansur Bey'in adı geliyor dedi. Dolayısıyla bu Mansur Bey bizim adayımızdır, aday değildir, aday olmalıdır gibi bir hüküm cümlesi değildir diyor haklı olarak Meral Hanım. E, ya şimdi. Yani bir ara İmamoğlu çok revaçtaydı, popülerdi. Ee, epey bir süredir Mansur yavaş daha bir revaçta popüler, alternatif aday olarak e, orada bir bir yerde duruyor, bir potansiyel aday olarak. Buğra Kavuncu'nun bu açıklamasıysa biraz böyle dalgalandırdı ortalığı. Ee, böyle bir iyi partinin böyle bir hesabı olabilir mi? Yani biraz Meral Hanım Ekrem İmamoğlu'na daha yatkındı ama şimdi İyi Parti rotayı İmamoğlu'ndan e, Mansur Yavaş'a mı çevirdiler? Böyle bir şey gör, gözlemliyor tebessüm musunuz? Tebessüm ettiğine göre bir şey var aklım. Ya şöyle aklımdan Ben hiç tebessüm etmeden gayet ciddi. Hayır sorumlu. hayır siz ciddi sorunuz da. Ben aklımdan geçenleri e, so söylemek isterdim. E, ama söylesem ciddi tepkiyle karşılaşırız. Sussam gönlüm razı susam, değil. Sussam gönlüm razı olmuyor. Konuşsam tepki alırım. Var. Biz de bilelim o zaman. Yani sadece şunu söyleyeyim. Bir orta oyunu oynanıyor. Türkiye'de belediyelerin gelirlerinin, finansman kaynaklarının, harcamalarının ihale yöntemlerinin çok acil ve süratle ele alınması gerekiyor. Belediye kaynakları siyasi amaçlarla Kullanılmamalı, bunun önüne geçecek düzenlemelerin yapılması. Konumuzla gerekir. ne ilgisi var ya? ya? Siyasetle ilgilenen herkes benim şu an ne demek istediğimi anlamıştır. Öyle söyleyeyim. Hakan Bey de çok iyi anladığını düşünüyorum Hakan Bey'in de. <laughs> Şimdi bakın. Si siz de anladınız aslında siyasetle ama siyasetle ilgilenmeyen biz faniler anlamadık. <laughs> Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Ya Mansur yavaş ciddi bir aday değil mi abi? Alternatif Tabii ki ciddi bir mi? aday. Şimdi o zaman şu soruyu şöyle soralım konuyu anlatmak için. Niye düne kadar yüzünde Rabbi Yesir görülen Ekrem İmamoğlu'ydu da Fatih Sultan Mehmet'e benzetilen Ekrem İmamoğlu'ydu da birdenbire sahada en çok duyulan isim Mansur Yavaş haline geldi. Acaba neden? 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 Ben cevabı biliyorum. Parti, biraz, biraz CHP Kemal Bey buna sebep oldu. Çok masum bir yorum oldu. <laughs> Şimdi şöyle Öyle Evet ben de bir aklıma bir şey gelmedi. Şimdi bakın yani burada maalesef Türkiye'de siyasetin finansmanı konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bu iktidar partisinde de var. Muhalefet partilerinde de var. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu ile İyi Parti'nin arasının açıldığını görüyoruz. Bunun siyasi sebepleri de olabilir. Bunun belediyelerdeki atamalarla ilgili de olabilir, e, sebepleri de olabilir, gerekçeleri de olabilir. Ha, öyle şey. O anlamda ee, diyor. Tamam ya, şimdi anladım. E, kime, hangi belediye iştiraklarından, hangi ihalelerin verildiği noktasında yaşanılan sıkıntılar da buna sebebiyet vermiş olabilir? Bir dakika. Olabilir. Önce şu sorunun cevabı. Gerçekten siz şuna katılıyor musunuz? İyi Parti, İmamoğlu'ndan İbre'yi Mansur Yavaş'a çevirdi. Bu, ben, bu doğru ben, mu? Şunu söyleyeyim. Ben... İYİ Parti'nin de birincil Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olmadığını, olmayacağını düşünüyorum. Ee, ben bunu aylardır söylüyorum. Kim bakın, olacak onların bakın, birinci? Sayın Kılıçdaroğlu için de ilk tercih Ekrem İmamoğlu olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olan bir İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek potansiyel adaydır. Cumhurbaşkanı seçilse de seçilmese de. Aynı şey Mansur Yavaş açısından Sayın Akşener için geçerlidir. Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı yaptığınızda, Bugün Sayın Akşener'in oturduğu koltuğun doğal lideri haline Mansur Yavaş geldi. O zaman Meral Hanım veya İyi Parti Kemal Bey'i tercih eder. E tabi yani şöyle bakın yani burada hani bu belediye başkanları aday olur mu olmaz mı başından beri Kemal Bey'de Meral Hanım da bu ihtimalle kapıları kapatıyorlar. Ha kamuoyu önünde farklı şeyler söyleniyor, farklı gerekçeler öne sürülüyor. Ama bunlar bence siyasetin maalesef olağan akışında olan şeyler biraz burada kamuoyu yanlış yönlendiriliyor. Ben bu açıklamayı da siyasetten bağımsız olarak bir belediyede yaşanan sorunların yansıması olarak görüyorum. Bugün Sadece bu kadar bu, söyleyeyim. Bugünün en önemli konularından biri de e, Gülşen sanatçı Gülşen'in e, tahliye edilmesi, e, ev tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi olayı. E, Biraz bunu konuşalım. Yani Ahmet Bey şu önceki konuya bir cümle eklersem tamamlarım A diye düşünüyorum. Abi televizyoncuların Zaferi televizyoncuların hiç sevmediği bir şey yapıyorsun şu an. Konu değişmiş, görüntü girmiş. Reklama gidelim de ondan sonra. Ama Ekrem İmamoğlu da bence mesafe koymuş gibi geliyor bana. Reklama gidelim ondan sonra. Gülşen. Tekrar birlikteyiz. Ya bu Gülşen konusunda söylenmeyen söz kaldı mı? Mavi gökyüzünün altında. Benim kaldı. E, buyurun o zaman. Hiçbir şey demedim çünkü bugün. Gerçekten abi. mi? Evet. Şahane. Buyurun. Bir de Gülşen'in konuşulduğu konularda ben yoktum. Harika. Yani ben çok kısa söyleyeceğim. Ee, bu tepkiyi görmesini anlıyorum ama doğru bulmuyorum. Bakın neden? Şimdi evet yanlış bir laf. Çok yanlış. Hiç. Bunu tartışmam bile. Onu söylememeliydi. Bitti. Ama dedi diye de bu linçi yememeliydi. Niye? İki sebepten. Bir, siyaseten yanlış. Çünkü bunu muhalefet döne döne kullanır. İki, ikinci sebep. Bir insan dönüp de ateistler için bunlar sapık bunlar şerefsiz dediği zaman tutuklanıyor mu? Ateist tutuklanmıyorsa ateistler için hakaret tutuklanmıyorsa dini bir konuda da söylenmiş bir laf tutuklamaydı, şuydu, buydu olmamalıydı. Ha bu benim kendi görüşüm. Peki bugün e, ev hapsiyle tahliye kararı alındı. Ona ne diyorsunuz? Onu olumlu buluyorum işte. Yani tabii ki böyle bu, böyle olmalı. Hukuk böyle talep et. Ama ev hapsi konusunu mesele etmiyor musunuz? Ya ben zaten hüküm giymesini açıkçası, şimdi adalet bir şey diyemeyiz neticede hukuk işliyor. Ama e, ben olayı ölçüyü de şuradan kuruyorum. Ateist bir adam, inanmıyor ya, adam inançsız. Her türlü hakaret edilebiliyor. Bak tasvip etmeyinden değil, dikkat edin. Arada fark var, ben adalet gözetiyorum. İnanmayan birine ateiste, hatta deiste. Ya bunlar inançsız, sapık, namussuz bilmem ne falan deniyor, okuyoruz, yazılıyor, çiziliyor. E bunlar tutuklanıyor mu? Bunlar şey oluyor mu? Hüküm giyiyor mu? Ad, o adamın da bir inancı var. Demokrasinin maalesef kuralı budur. Ve böyle bir şey olmadığı zaman da muhalefet de bunu kullanır. Ya şimdi ben olayın, Bey. olayın gerçekleştiği gün benim de hani kanaatim tutuklama kararının Yanlış olduğuna ve burada hiç hak etmediği halde Gülşen'in mağdur ilan edileceğini düşünüyordum. Ama sonra bir üst düzey güvenlik bürokrasisinden bir isimle konuştum. Yani aklıma yatan bir ifadesi oldu. Şimdi bakın Türkiye'de e, şu anda 1 milyon 800 bin galiba emotipte okuyan insanımız var. Son 50 yıl geriye gittiğinizde yaklaşık 10 milyonluk bir camiadan bahsediyoruz. Evet. ve Mezunlarıyla. Tabii, tabii ve tabii. siz bunları sapık ilan ediyorsunuz. Yani son derece hadsizce, çirkin bir ifadeyle. Eğer sanatçıysanız, yani ne söylediğinize, söylediğiniz lafın nereye gideceğine Orası dikkat etmek öyle. zorundasınız. Tabii. Hele hele Türkiye gibi kırılmaya müsait çok fazla fay hattı olan bir ülkede iki kere dikkat etmeniz lazım. Şimdi şu var. Eğer güç, belki de bu karar çok tartışıldı siyaseten ne götürür götürür, bağlamında tartışıldı, yanlıştı. Ama bu karar belki Gülşen için bile iyi oldu. Çünkü yarın öbür gün sokakta ya gerçekten bu açıklamalara tepki olarak ya da provokasyon amaçlı ha, daha başka bir şey olabilir. E, ha. yapıların gürşene yönelik tabii, tabii. bir saldırısı Orası bence olur. engellenmiş oldu. Doğru. Bu <laughs> açıdan doğru bir karar gibi Hatta görünüyor. korundu diye de bir yorum Korundu çıktı. evet yani biraz meseleye sanki bu boyuttan bakmak lazım. Tekrar söylüyorum ben en başta kararın yanlış olduğu kanaatindeydim ama sonra o üst düzey güvenlik bürkütü konuştuğumda bunun hem Gülşen açısından hem toplumsal barış ve huzur anlamında şöyle haklısız, daha, daha iyi, iyi olduğu bak, kadar bir şey söyleyeyim. Benim çok dindar tanıdığım birisi var. Baya değerlerine bağlı birisi. O da dedi ki korudular iyi oldu. Anladım. Tabii tabii dedi. tabii. Hakan Bunu abi duydum. şöyle bak ya gerçekten küçük bir ihtimal tepki amaçlı biri bir şey yapabilirdi. Evet, evet Ya da çok örneklerini biliyoruz işte en son Cem Evlerine yapılan saldırıyı biliyoruz. Provokasyon amaçlı ya da biri çıkıp öyle bir Allah korusun toplumsal barışımızı dinamitleyecek bir faaliyette bulunabilirdi. Bugün, Cumhur, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afyon'da yani Gülşen'i doğrudan hedef almadan genel bir ifadeyle belki o da bu tür provokasyonların önüne geçmek için söylenmiş ifade olabilir. Ben okuyayım da kararı seyircimiz versin. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimiz ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yıl yani seçim yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat bu tür senaryolara bağlamış durumdalar diye bir genel ifadeyle bu, e bu benim dediğimin etmiş. bir daha uygun bir dille söylenmiş. Ya bu yani. arada çok enteresan bir şey var. Hani madem her şeyi konuşuyoruz. Yaklaşık 4-5 ay önce Gülşen'in bir klibi yayınlanmış. YouTube'da da var sanıyorum. Ya orada böyle bir ters kelepçe, işte hapishane demir parmaklıklar arkasından işte şarkı söyleyen bir figür görüyoruz. Yani hakikaten artık biraz belki toplumsal buna bir paranoya yaşıyoruz ama bu kadar tesadüf de olur mu? Açıkçası... Ama emniyette gayet iyi karşılanmış öyle anlattılar. İyi karşılanacak tabii. Türkiye demokratik bir ülke her ne kadar ha. aksini iddia etseler de. Yani kötü muamele görmemiş. Zeki Bey siz ne diyorsunuz bu olaya? Ya bu şöyle kabul edilebilir bir olay değil. Yani Gülşen'in yaptığı yanlıştır, saygısızlıktır. Bunun için de sanıyorum özür de dilemiş. Kimse Gülşen'in bu söylediğini tavsip etmiyoruz. Yani etmek de mümkün değil. Yani bir coğrafya üzerine siyaset de yapılmaz. Bir coğrafya içinde iyisi vardır, kötüsü vardır. Bütün coğrafyayı Bütün kurum, kurumu, İmam bir kur kurumu. Bu da bir kurumu da aynı şekilde. Ee, mesela e, birçok işte mezhepler üzerine ya da dinler üzerine böyle bir genel yargıyla yaklaşmak çok tehlikelidir. Hele bir sanatçıya hiç yakışmaz. Tabii ki. Bunu bir defa kınıyorum ama tutuklanması mı doğrudur? Kınanması mı doğrudur? Ya yeri değil ama bir örnek vereyim mesela. Şöyle bir şey olabilirdi. bir spiker, bir sunucu daha doğrusu Alevilerle ilgili 1996'da bir şey söylemiş. Güner Ümit. İsim vermek istemedim. Benim, benim hemşerim Tamam. Nasıl bir tepki doğdu? Sünni kesimden, Alevi kesimden Alevi sanatçıların yanında Sünni sanatçılar ve bilim değil mi? Evet, Herkes toplumsal bir tepki verdi. Halde, ve maalesef ve yayın hayatı. Ümit Güner'in yayın hayatı bitti. Evet. Özürleri de bir şey ifade etti. Sivil etmedi. demokratik bir tepkiydi evet. vatandaşlar. Bu da böyle olabilirdi bu hanımefendi. Ben karşı. çok iyi hatırlıyorum o günleri Alevi, Sünni bütün vatandaşlar. Herkes. Çok çünkü yani hakikaten kabul edilmeyecek bir şey söyledi. Boş bulundu diye inanıyorum ya. Neyse ne. Özür de diledi. Kabul etmedi insanlar ya bunu. Yani bu istemiyoruz dediler. Doğru. Böyle bir tabii, tabii. yani e, alçakça bir iftira dile getirilmiş oldu orada. Yani Alevilere yönelik tarihten bu yana atılmış bir iftira vardır. Adam o iftirayı boş bulundu, dolu bulundu. Bilmiyorum espri yaptı, şuraya oldu, bu oldu. Onu da bilmiyorum ama bunun bir bedeli vardır. Evet, evet, bu bedeli evet, evet, sivil evet. toplum ona ödetti. Evet, öyle, öyle. Sonra hatta şöyle bir şey de oldu. Yıllar sonra o kişi yeniden televizyona çıkmak için girişimde bulundu. Kimse bir şey demedi ona. Bir iki program da yaptı, yaptı hatırlıyorum. Yaptı izlenmedi bu İzlenme. seferde. Tamam budur tepki budur. Böyle yani. bir tepki olabilirdi. Ama şimdi Zafer Bey söyleyince bile bulunduğu yani Yıllar evet. sonra yeniden çıktı. Tabi. Olmadı. Olmadı, olmadı. Kimse, Kimse ben... de bu adamı niye çıkartıyorsunuz demedi. Yani ona rağmen, rağmen olmadı. Tabii ona rağmen tabii. olmadı. Ben yani. imam hatipli değilim ama imam Hatipli'lerin tamamına ya da ya imam hatipli olduğu diye kimseye hakaret edemezsiniz. Diyor Zeki Bey bakın bir insanların... kişiyi ayırabilirsiniz. Bu imam hatipli olduğu diye ki o kötülüğü yapmış anlamı taşımamalıdır. Kişi olduğu için yapmıştır. Ona tepkinizi koyabilirsiniz. Vallahi bir yakışıksız olsun, bir söyle. Ele de her sanatçıysa göz önündeyse insanların dinine, mezhebine, ya etnik kimliğine, birine, biz bile kâret yani. anlamına geliyor. Tamam. Ben hiçbir ifade kullanmayacaksın. Biz bile burada kullandığımız ifadeler ya, ne kadar ölçüyoruz, ki... biçiyoruz, yine öyleyse, de değerli ölüyoruz. konuklar ortada dilenmiş bir özür var. Onu da kabul etmek lazım. Yani ha, o ben de, diyeceksin, evet. bak Altın, benden uzun yaşayacaksın. Söyledim ben lazım. Başta özür mü? Benim dediğim şu, pardon, Hakan Bey şöyle, yani ben yanlış yaptım dedik. Efendim, özür de diledi. Ayrıca da diyorum ki. Yani şöyle de yaklaşılabilirdi. Ya çok büyük yanlıştır, özür de diledi. Geçici olarak çeşitli nedenlerden koruma da koyuyoruz, koruma koyuyoruz. Ama tutukluluk yargıydı, yani, girilmemeliydi. Zafer Bak bence o, girilmemeliydi Zafer Şahin'in o güvenlik bürokrasisinden edindiği bilgiye böyle de yaklaşılabilir. E, ille de tutuklayarak korumak diye bir şey olamaz. Bra Onu diyorum işte. Evet evet yani. Hem bu sözden incinen kesimleri rahatlatmak Bravo. anlamında bir hareket, hem Gülşen'i korumak anlamında bir hareket. Zaten e, yani işte bugün de ev hapsiyle tahliye edilmiş. Peki. Ben biraz bir daha da şöyle algıladım okudu Ahmet Bey müsaadenizle. Mesela bu hanımefendi'nin bu çıkışıyla e, AK Parti tabanının daha bütünleşebileceğini düşündüm. Ya. Sonra tutuklanmasıyla da ya birileri Ak Parti'ye tuzak mı kuruyor <laughs> diye sever o iki ikilemde kaldı. Ya bitmeden başka bir konu geçecek. Geçmeyeceğiz. Ya bir, bir şey söyleyelim. İsmet Bey'e döneceğiz. Zaten ha, o zaman kaldı. İsmet abi'den sonra ben bir şey söyleyeyim. Yok Gülşen konusunda. Yok değil. İsmet Bey. Valla ben bu Gülşeni bu olay nedeniyle tanıdım. Daha önce hiç e, yani karşılaşmadım herhangi bir yerde de yani ilgimi çekmemişti. Abi pop Fakat müzik dinlemiyor musun? Şey var. Ya, çok meşhurdur vallahi. ya abi, 20 senedir. İsmet <laughs> yani, abi Kalinka'yı dinliyor sürekli. <laughs> Hep klasik batı <laughs> müziği mi dinliyorsunuz yani İsmet Bey? Belgesel bilmiyorum. izleyip İn... İn... Ben de klasik Yo, dinliyorum. Yo müzikleri dinlemeye mu? çalışırım. Özellikle bizim 70'li kuşakların miti, şey müziklerini dinlemeye çalışıyorum. Ee, Türkiye'nin çok ciddi o dönemde e, işte pop sanatçıları var. Onlar da iyi. Ama e, halk müziği sanatçıları var. Onları dinlemeye çalışıyorum. Yani her türlü müziği de e, dinlemeye çalışırım. Fakat ben kim bu diye yani merak ettim tabi internete girip bakıyorsunuz ya şimdi. Yani baktım daha çok dekolte kıyafetleriyle tartışma konusu olmuş. En son LGBT bayrağını sallamış falan. Yani böyle bir takım anladığım kadarıyla dikkat çekmek için bir şey var. Yani ortaya çıkan manzara bir bu sanatçı meselesini bir tartışmak gerekiyor anladığım kadarıyla Türkiye'de. İki yani bu aydın meselesinde bir tartışmak gerekiyor. Yani Gülşen'den bir de kahraman yaratma modası başladı. Yani toplumun ne kadar gerildiğinin göstergesi. Amerikan devleti bile olayın işine girdi. Yani bir tuhaf bir şey var. Bu nereye gidiyor? Ne yapıyor? Ben bir de yani bu olay nasıl çıkmış? Nisan'da olmuş galiba. Ayı Nisan'da olmuş. O da bir tuhaf. Yeni evet çıkıyor. Birisi paylaşıyor. Biri paylaşıyor. Sonra paylaşıyor. O site kapanıyor. Ondan sonra ortalık karışıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da bugün ilginç yani bir tarafta işte cemevlerine saldırı bu saldırı yani o kadar büyük ölçekli bir şey de değil. Bir kişi üç yere gidiyor, döşüyor, işte kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belli ki sadece ses getirmeye yönelik bir şey, tam bir provokasyon. İşte arkasında bu Gülşen meselesi. Yani de boş buluma yani var, boş bulunma. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? İster istemez insan düşünüyor. Yani seçim süreci de var. Ee, yani o dönemde de toplum iyice yeni bir kargaşanın içine sokulmaya çalışılıyor sanki. Tabii Gülşen'in söyledikleri yenileri yutulur değil. Fakat yöntem nedir? Yani burada ülkeyi en rahat bir şekilde nasıl bu e, kargaşadan çıkaracağız? Bence onun üzerine kafa yormak lazım. Çok teşekkür ederim. Şey bir, şey bir şey söyleyeceğim. Peki. Bu arsız bir ruhunuz. Evet. Ya diyorum ki Batı toplumlarında da demokrasinin hani şeyi iddia etti olduklarını. Siz dini bir konuda bu tür bir laf ettiğiniz zaman çok ağır tepki alırsınız. Ama Batı toplumlarında böyle bir laf etti diye tutuklamaydı, mahkemeydi, yargılamaydı, hiç cezaydı, hükümdü yok. Benim dediğim şu. Kiliseden tepki alırlar. Kiliseden alır, toplumdan da alır. Ya yani her türlü eleştirirsin. Her şeyi söylüyorlar ama, ama dine din din konusunda bizim gibi değiller. Batı'da. Onu diyorum işte. Ben her de onu diyorum. Bitmeden. Evet, doğru. E dedim ki ya ateistlere veya deistlere her türlü hakaret ediliyor. Bunlar tutuklanıyor mu? O zaman bunu da eleştirin ama tutuklamayın. Ya bence Gülşen konusunda daha önemli bir konu. Çok fazla mesaj geliyor. Şimdi okullar açılıyor biliyorsunuz. Tes Başkanı Bendevi Palandöken'in bir çağrısı var. Bu Kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması ile ilgili verilerden gerçekten çok şikayet var. Kırtasiye ürünlerinin daha şimdiden çok pahalı olduğuna dair. Yani buradan bir ne çıkarada. istiyor pardon? KDV sıfırlansın kırtasiyede. Defterde, kitapta, kalemde, kalem tıraşta. Şahane olur. Yani bunu vurgulayalım. Bir de şu var Ahmet Bey. Kimse yanlış anlamasın. Belediyeler şimdi konser yapıyor. Ben izliyorum her tarafta konser afişleri. Bunu da yapın kardeşim. Ama bakın Ankara Altındağ Belediyesi yaptı. Gaziantep'te yaptı? Fatma Şahin yaptı. Bu okula yeni başlayan çocuklara kırtasiye yardım yaptılar. Kıyafet yardım yaptılar. Bütün belediyelerin bence şu süreçte konsere de bütçe ayırın. Ama Gaziantep örneğini, Altındağ örneğini de bence belediyelerin mutlaka kendilerine bir model olarak alması lazım. <laughs> Hakikaten bu yönde bir ciddi beklenti var. Yeni sezonun ilk programıydı. Burada sona eriyor. Bütün konuklarımıza katıldıkları için evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hepinize iyi geceler diliyoruz.